Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan da. Liderler grup toplantısında veriyor mesajlarını. Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında konuşacak. Ekranlara getireceğiz. Onun dışında siyasette tartışmalar özellikle yarın Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten devam eden davasına ilişkin duruşma var. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. Siyasette başörtüsü tartışmaları, cari açık uyuşturucu parasıyla, kara parayla kapandı açıklamalarının getirdiği tartışma devam ediyor. Meclis gündemi de yoğun. Bütün bunları konuşacağız. Ekonomide de kripto paralara ilişkin tüm dünyanın mercek altına aldığı gelişmeler var. Yarın enflasyon verileri gelecek Amerika'dan. Dolayısıyla daha durgunluğa, resesyona ve enflasyon korkusuna dayalı bir seyrin verilere yansıdığını da görüyoruz. Bu bağlamda bu bölümde ekonomi gündemine de bakacağız. Yoğun bir gündem varken Bursa'dan gelen bir haber içimizi oldukça acıttı. Sabah saatlerinde sıcak gelişmeyi arkadaşımız Kübra Ulutaş bize aktarmıştı. Şimdi şu saat itibariyle son detayları alacağız. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında 8'i çocuk, 9 kişi hayatını kaybetti. Suriyeli ailenin geçici koruma kapsamında olduğu öğrenildi. Şimdi detaylar, yangın nasıl çıktı, ne oldu? Sanırım baba da hastanede kurtarmaya çalışırken o da zehirlendi. 9 kişi hayatını kaybetti, 8'i çocuk. Ağır bir tablo. Ayrıntılar Kübra Ulutaş'ta. Dinliyoruz Kübra. Ebru Baki, gerçekten çok ağır bir tablo, hatta facia diyebiliriz. Biz şu anda olayın yaşandığı noktadayız. Zeminönü Mahallesi'nin hemen arkamızdaki bu binasında yaşandı olay. Burası artık gün ağardığı için çıplak gözle çok daha net görebiliyoruz. 3 katlı bir daireden oluşan, 3 tane daireden oluşan bir apartman. Altında da bir dükkan var. Olayın gerçekleştiği nokta, şimdi kameraman arkadaşımızın size detaylı bir şekilde göstereceği odalarının artık tamamen kullanılamaz halde olan ve içerisinin simsiyah olduğunu çıplak gözle ben şu an çok daha net görebiliyorum. 8'i çocuk, 9 cana maalesef burası mezar oldu. Dün 7 Kasım saat 23.52 sıralarında bir ihbarla olay başladı. Ekipler buraya ulaştığında yangın artık net bir kayıda geçtiğinde saat 00.30'du, gece yarısı olmuştu. Tam bir saat süren bir kurtarma işlemi yaşandı. Olay yerine ilk gelindiğinde 3. katta yaşayan Suriye kökenli başka bir ailenin öncelikle hayatta olduğu görüldü. Oraya doğru yönelildi. Bir çocuk vardı 10 yaşlarında, ismi Muhammed. O Muhammed'in çığlıklarıyla birlikte ekipler hemen oraya gidip 3 kişilik aileyi tahliye ettiler. Onlar hastaneye kaldırıldı. Eş zamanlı olarak olayı duyan ve o saatlerde dışarıda olan evin babası buraya geldi. O da kurtarma işlemlerine katılmak istedi. Çünkü içeride olan kişi sayısını o sırada ekiplerden çok daha iyi bilen oydu. O geldi ancak bu tabloyu görünce fenalaşarak o da hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilendiği de söyleniyor. Ayrıca ekipler tarafından söndürme işlemi bittiğinde ise şu tam olarak bizim yola doğru diyebileceğim odaya girildiğinde maalesef 8 çocuk, 9 tane cansız beden. Çok acı bir tablo. Bursa'da çok uzun yıllardır, dediğim daha önce de yayınlarda belirtmiştim, bu tarz ölüm haberlerini biz vermek durumunda kalıyoruz ama bu kadar çok çocuğun öldüğü, ben soba kaynaklı ölümü daha önce hiç hatırlamıyorum. Bu çocukların 6'sı ailenin çocukları. 31 yaşında anne ve 40'lı yaşlarda olduğu söylenen babanın 6 çocuğu var. 2 de misafir var. O da yine babanın kardeşinin çocukları burada bir süre konaklamak istemişler. Onların da yine Değirmenönü Mahallesi'nde başka bir konutta yaşadıklarını biliyoruz. Tabii çevresinde çok az ev var. Komşusu yok denecek kadar az. Hatta avluya girdiğinizde küçük bir depoda olduğunu da görebiliyorsunuz yan tarafında. Çocukların bu bahçede oynadıkları, daha dün sobanın kurulduğu ve henüz ilk yakmalarında maalesef bu facianın yaşandığı gelen bilgiler arasında. Siz de belirttiniz, aile koruma altında geçici bir ikamet durumları var Bursa'da. Dolayısıyla da daha çok iç burkan detayı duyacağız gibi. Komşularına söylediğine göre çocuklardan okula gidenler
bilgiler tam olarak yok. İki çocuğun tekstil işçisi olduğunu biliyoruz. Baba şu anda hastanede. Savcı olay yerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme de geldi. Şimdi soba kaynaklı olduğu düşünülen bu facianın net bir şekilde tespiti için çalışmalar yapılıyor Ebru Baki. Kübra Ulutaş, çok teşekkür ediyoruz. Görüntüleri de arkadaşlarımız ekrana getirdi gelişmeleri aktarırken. Koruma altında bir aile, 30'lu yaşlarda bir anne, 6 çocuğu, 2 de misafir çocuk var, akraba çocuğu. 40'lı yaşlarda bir baba, baba hastanede tedavi altında. Zehirlendi mi kurtarmaya çalışırken ya da tabloyu görünce fenalaştı mı onu bilmiyoruz ama daha dün çocuklar orada oynuyorlar ve sobada dün kurulmuş. Akabinde de bu facia yaşanmış. 8 çocuk hayatını kaybetmiş. Bir yetişkin anneyle, 30'lu yaşlarda bir anneyle birlikte 9 kişinin hayatını kaybettiği gelişmeyi sizlere aktardık. Devam edelim diğer gündem başlıklarıyla. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan anayasa değişiklik teklifiyle ilgili konuştu. Metnin revize edildiğini söyledi. Turan önümüzdeki hafta netleşir ve meclis başkanlığına sunarız açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili bir başka açıklama da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ muhalefet hazırlık aşamasında katkı vermeyecek dedi. Muhalefet partileriyle bir görüşme olmuştu. CHP zaten bizim yasa teklifimiz var. Dolayısıyla bu çalışmalara katılmayacağız açıklamasını yapmıştı. Bu yasa tasarısına hazırlık çalışmasında muhalefetin bir katkısı olmayacağını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklamış oldu bu sözlerle. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın görev ve yetkilerinin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnamede Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Başkan ve 11 kişiden oluşacak Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için 53 yeni kadro yine ihdas edildi. Danışma kuruluna gerekli görüldüğünde bakan da başkanlık edebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir başkanlık da bu. Dolayısıyla 11 başkan ve 11 kişiden oluşacak bir danışma kurulu oluşturulacakmış. Yine Cumhurbaşkanlığı tarafından seçilecekmiş. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı içinde 53 yeni kadro tahsis edilmiş. Dolayısıyla ayrıntılar da böyle netleşti bu düzenlemeyle birlikte. Tutuklu yargılanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilinin düşürülmesi için kurulan hazırlık komisyonu çalışmasını tamamladı. Dosya Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Komisyonda Güzel'in vekilinin düşürülmesi yönünde karar alınırsa Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapılacak. Bu arada Deva Partisi lideri Ali Babacan 14 Kasım'daki altılı masa toplantısı öncesinde liderler turuna Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la devam etti. Liderler turu kapsamında daha önce Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Genel Başkanlarına ziyaret eden Babacan bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Liderler turu yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağı görüşmeyle tamamlanmış olacak Ali Babacan'ın. Toplantı, altılı masanın toplantısı da 14 Kasım'da gerçekleştirilecek. Partisinin grup toplantısında grup toplantılarında liderler mesajlarını veriyor derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında dün konuştu. Kara para iddiasını yineledi Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye gri listede haberleri yok. Kara paradan uzak durun dedi. Kılıçdaroğlu'ndan iktidara bir eleştiri de İstanbul'da yakalanan Sırp çete lideri üzerinden geldi. Diyor ki haftada 5000 uyuşturucu satıcısını, imalatçısını alıyoruz. Burası Kolombiya mı? Sırp çete lideri de İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu. 8 yıldır beyefendi burada. Seçimlere 6 ay var. Tabloyu alt üst edeceğiz. Bu topraklarda bir tek uyuşturucu baronu kalmayacak. Dizimi çeviriyorsunuz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. CHP lideri siyasi yasak iddiasını da gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz dedi. Bu arada dava yarın demiştim. Cuma günü 11 Kasım'da görülecek. Onu da düzeltmesini şimdi yapayım. Yanlışlıkla söyledim. Böyle bir düzeltme de olsun. Cuma günü görülecek. YSK üyelerine hakarete ilişkin devam eden davanın duruşması. Grup toplantısı sonunda Kılıçdaroğlu bir kez daha CHP'lilere seslendi. Yine ayağa kalk CHP, nefsine hakim olanların iktidarı geliyor. Nefsine hakim olmayan kimseyi yanımda tutmayacağım. Bedeli ne olursa olsun da mutlaka kazanacağız ifadesini kullandı. Bu nefsine hakim olmayan kimseyi yanımda
tutmayacağım vurgusu yine dün grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden İsveç Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de güvenlik kaygılarımızı gideren bir İsveç görmek istiyoruz dedi. PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini söyleyen konuk başbakan ise tüm taahhütlerini yerine getirme sözü verdi. Mecliste 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yine Meclis Başkanı Şentop bilgilendirdi. O güne ait izlerin mecliste kendisine gösterildiği, aktarıldığı görüntüleri de izledik. Dolayısıyla hem FETÖ hem PKK, YPG'ye dolayısıyla destek noktasında İsveç'e ciddi eleştiri var ve Türkiye'nin beklentileri var. Bu bir kez daha görüntülerle, yaşananlarla kendisine aktarılmış oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 19 Kasım'da sona erecek tahıl anlaşmasının uzatılması için diplomatik çabaların sürdüğünü, taraflardan itiraz gelmemesi halinde anlaşmanın otomatik olarak uzayacağını belirtti. Ya 19 Kasım'da tekrar masaya oturulmayacak, bir itiraz yoksa otomatik olarak devam edecek. Bu ayrıntıyı da dün açıkladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. 19 Kasım sonrası ne olacak diye konuşuluyordu. Dolayısıyla bir itiraz yoksa otomatik devam edecek açıklaması önemliydi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ülkesinin askeri alandaki eğitimi güçlendirerek savaşa hazırlanmaya odaklanacağını söyledi. Çin Devlet Televizyonu'na göre Devlet Başkanı Xi, ülke güvenliğinin gitgide daha istikrarsız ve belirsiz hale geldiğini aktardı. Xi geçen ayda daha hızlı askeri gelişim, teknolojide özgüven ve güçlü güç ile Çin'in yurt dışındaki çıkarlarının savunulması çağrısında bulunmuştu. Daha çok Çin askeri güç ve dünyaya karşı böyle bir güç gösterisi vurgusunu Xi Jinping'in yeniden seçilmesiyle birlikte yeni dönemde vurguluyor. Dün bu yönde açıklamalardan biri daha geldi. Dünyaya mesaj olarak güçlüyüz. Bu konuda da güçlü kalmak için gerekeni yaparız. Askeri güçle teknolojik güç bir arada mesajı veriliyor Çin tarafından dünyaya. Bir yandan da Amerika'da ara seçimler var biliyorsunuz. Acaba Demokrat Parti Biden yönetimi kongredeki gücünü koruyabilecek mi? Yoksa Cumhuriyetçilere mi geçecek o güç, denge bozulacak mı diye beklentiler var. Sonuçlar çok hızlı değişiyor. Devam ediyor o ara seçim sonuçlarının değerlendirilmesi. Tam net bir tablo olmasa da Biden'ın biraz daha avantajlı olduğunu ya da işte Kongre Temsilciler Meclisi'nde bir eşitliğin söz konusu olduğunu şu anda arkadaşlarım biz yayına inerken aktardılar bize. Dolayısıyla öyle Trump'ın beklediği gibi bir üstünlük, Cumhuriyetçilerin üstünlüğü gibi bir durum henüz çıkan sonuçlara göre yansımış değil. Biden'ın büyük bir kaybı olacak, işte kongrede çoğunluğu kaybedecek gibi beklentiler şu ana kadar, şu anki sonuçlara kadar gerçekleşmiş görünmüyor. Öyle aktarabiliriz. Ara seçimleri merak edenler için şu saat itibariyle böyle bir özet yapabiliriz. Şimdi Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikteyiz. Günaydın, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden başlayalım? Bütün dünyanın konuştuğu bir konu var dün akşamdan itibaren, evet. Dünden itibaren. Fakat böyle biraz olayın geçmişi de var, bugünü de var ve geleceği de var. Kripto para dünyasının, bu piyasanın aslında iki şirketi, iki ünlü genç yöneticisi ve sahibi. Çok bilinen isimler, çok konuşulan isimler. Bir tanesi Binance. Evet. Kripto para dünyasının önce güçlü şirketlerinden biri. Diğeri de FTX. Evet. İki şirket. Fakat kripto para dünyasında o kadar hızlı gelişmeler oldu. İşte daha önce Luna olayı yaşandı. Ödemeler yapılamadığı için ciddi bir para darboğazı, nakit darboğazına düşüldü. Luna'nın halini ve onun kripto paralarının değerini gördük. Şimdi öyle bir korku var. Bir anda Binance gitti. FTX'in FTT parasını, yani kendi çıkardığı parayı olduğu gibi bünyesindeki FTT'leri sattı. Evet. Zaten uzun süredir FTX ödeme güçlüğü mü çekecek gibi bir söylenti, bir iddia vardı. Binance'de döndü, ben dedi satış yaptım, korkuyorum dedi. Fakat bu FTX'teki süreci öyle bir hızlandırdı ki, işte durumu idare etmeye çalışıyoruz, sermaye bulmaya çalışıyoruz, ödemeleri yapmaya çalışıyoruz gibi açıklamalar geldi. Sonra en son açıklamada Binance FTX'i alıyor şeklindeydi. Evet. Şimdi değeri, piyasa değeri bundan kısa bir süre önce 32 milyar dolar olarak öngörülmüştü. Ne kadar alınacağı açıklanmadı ama bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Fakat öncesinde FTX diyor ki Binance'e, hem diyor FTT'leri satıyorsun, hem diyor bu söylentilere destek oluyorsun, sonra benim sana gelip beni al demek durumunda beni bırakıyorsun, hayırlı olsun diyor. Böyle de bir kavga söz konusu. Kripto paralar önce yükseldi, sonra hızlı düştü. 20 bin doların üzerine çıktı Bitcoin, sonra 18 bin dolara indi. Kripto paranın dahi çocuğu, FTX'in kurucusu da tam 15 milyar dolar kaybetti. Sondan başlarsak milyar dolar, yani şu anki serveti milyar doların altına düşmüş oldu böylece. Ve milyarderler listesinden düştü aslında bir anda. Öyle hızlı yükselmişti ki ve hani... İşte 14.6 milyarı bir anda, yani büyük bir servetinin büyük bölümünü kaybedince tabii %73'ünü kaybetti çünkü. Ve bir anda işte şu an hani kağıt üzerinde artık neredeyse korkunç milyarder değil. Korkunç bir düşüş ve kayıp. Evet ama tabii bu dünya çok böyle tabii farklı bir dünya haline gelmeye biraz başladı. Çünkü acımasız mı ne? Acımasız tabii ki yani sonuçta. Hani ama birilerini acıtıyor sonuçta. Ne birilerini kadar kendi acımasız olsa yani. Bile. Çünkü aslında buradaki iddia biraz şey oldu yani. Sen benim rakibimsin ama sen benim aslında dedikodu yayarak fiyatımı ve şeyimi düşürüyorsun. Ve aslında bunu körüklüyorsun. Yip de para birimi satıyorsun diyor. Evet ve ondan sonra da kalkıp hani. Ben bunu ödemek zorunda kalıyorum evet, diyor. Evet. Yani dolayısıyla şimdi bu tabii bir güç savaşı aslında aynı zamanda ama bir konsolidasyon sürecini de başlattığı belli. Zaten bir süredir hatırlarsan birçok kripto para piyasası, borsası birbiriyle görüşme yapıyor. Yani bunun içinde işte Ruslarla görüşenler var, Türkiye'dekilerle görüşenler var. Yani bu büyükler en aslında... En güçlüsü kalacak galiba. Yani en azından en güçlüleri kalacak ya da global olanlar kalacak. Zaten aslında çok global bir piyasa. Yani yerel gitmiyor bu piyasa. Hep ulusal değil, uluslararası gidiyor. O yüzden de burada bir takım satın alma birleşmeler tabii ki olacak ama zorla satın almalar da olacak. Bu da aslında başka bir türevi. Yani zorla satın almanın başka bir türevi. Rakibini güçsüzleştirerek yani pazarlık gücünü zayıflatarak satın alma yani şekli. Yani destek olabilirdi. FTT'leri satmazdı. Sermaye desteği verirdi. FTT alırdı. Vesaire. Ama, yapardı yani. Evet, mutlaka ama sonuçta işte evet. Çok konuştuğumuz bu piyasa olgunlaşıyor diyelim. Yani. CEO'su da CZ Binance'in kripto para dünyasının dehası olarak o da görülüyor. Yani satan da dehaydı. Satmak için anlaşma yapan da deha. Ya burada hani evet. Rakamlar böyle 10-15 milyar lira çıkınca tabii deha oluyorlar. Ya bu anlaşmadan önce müthiş bir kavga kopmuş öyle anlıyorum. Müthiş bir gerginlik yaşanmış FTX ile Binance yani arasında. Sadece şunu söyleyeyim. Sonra da hadi evet. Anlaşalım tamam buyur evet. Al demiş. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kuralları çok hani kalın çizgilerle belirlenmemiş olur olan bir piyasada. Çok hızlı zenginler yarattı bu piyasa. Dolayısıyla hani regüle edilmedi. Dünyanın hiçbir yerinde tam regülasyonu yok. Dolayısıyla hani bunlar yaşanacak. Büyük kayıplar da olabilir. Ama bir olgunlaşmaya gidecekse de işte bunları göreceğiz. Yani... Ama Luna gibi ödeme yapamama gibi o duruma düşürmeden bir satış ortamı yarattı. Evet. Evet. Yoksa demek ki bir ödeme sıkıntısı ama işte yaşanabilir. Çok hızlı satışlar olmuş. Haklısın ama iki gündür düşüyor ve elinde parası olanlar ciddi paralar kaybettiler. Paralar kaybettiler. Ödemeye yani, çalışıyoruz. Hatırlarsan pazartesi biz şeyi konuşuyorduk. Hani Amerika'dan etkilenmediği başka bir şey olmadı. Etkilendiği şey buydu. Dolayısıyla hani saat farklarından da kaynaklanıyor bunları tabii tam yatırımcıların anlaması. Dolayısıyla yani bilmediğiniz riskler var. Yani FTX bunlar çıkabiliyor. FTX diye bir şirketi mesela çok yakın takip edenler, Binance harfini çoğu insan duymuştur ama FTX'i mesela çok yakın takip edenler. Çünkü Binance aslında Hindistan'da satın alma yaptı. Birçok ülkede şeyi var. Yani lokal borsaları satın aldığı için var. İsmi çok duyuldu. İşlem hacmi yüksek. İşlem hacmi yüksek. Ama işte öncesinde... Türkiye'de de çok yani hani bir yatırımcısı olan bildiğimiz kadarıyla. Evet, hızlı büyümek istiyor belli. CZ işte bu kripto para platformu Binance'in CEO'su. O da önemli bir isim olarak görülüyor. Bayağı FTX kurucusuyla çatışmışlar. Evet. En sonunda da anlaşma için Binance'de FTX gitmiş. CZ'ye demiş ki anlaşma yapalım. Onlar da anlaşmanın sağlandığını açıklamışlar. Ya 32 milyar dolar üzerinden yatırım aldığına göre. Birisi daha zengin dahi, diğeri daha az zengin dahi diyebiliriz. Olacak. Evet, en azından satışı gerçekleştirmiş olacak. Evet. Bu arada 20 bin doların üzerine çıktı bu satın alma haberiyle Bitcoin. Sonra 18.240 dolara geriledi. Evet, günlük düşüş %13-14 civarında. O civarlarda evet. Ethereum %17 değer kaybetti. Ethereum'da da çok ciddi bir düşüş. Dolar bazında kayıplar bunlar. Dolayısıyla çok yüksek kayıplar. Çok yüksek kayıplar. Yani herkes kaybetti derken doğru söylüyorsun. Ama o FTT'deki token'i satınca
Dolayısıyla durumu kötü oldu FTX'in. Tüm dünya bunu konuşuyor yani. Birbirini tokatlamış gibi görünüyordu. Musk ne yapıyor acaba bütün bunlar olurken? Dogecoin'i geliştirmeye çalışıyor sanırım. Dogecoin'le uğraşıyor. Herkes bir yandan da Dogecoin'e bakıyor ne oldu diye. O da Dogecoin'i geliştirmeye çalışıyor. Bu arada FTX'in parası FTT mesela 19,5 dolara çıkmış. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? 4,3 dolar değeri. Yani. Peki. Acaba şu anda Bitcoin ne kadar? Verileri verelim mi? 18 bin yanılmıyorsam 438 dolar. Şu an. Aynen öyle. Şimdi Amerika'daki seçimler de takip ediliyor. Yarın ABD enflasyon verisi var. Dolayısıyla enflasyon verisi Fed'in faiz artırımları noktasında çok belirleyici olacak. Bakalım 8,3 çıkmıştı. Beklentilerin üzerindeydi. Bu aynı oldu. Amerikan Merkez Bankası Aralık'ta ne yapacak sorusu akıllarda. Seçim sonuçları da etkilidir. O da konuşuluyor. Seçim sonuçlarını da yani, doğru. Yani güç kaybı olursa. Yani, Biden'da. Evet Biden'da. Demokratlarda. Evet, dolayısıyla orada Fed yumuşamaya gidebilir deniyor. Yani çünkü biliyorsun en büyük sıkıntı işte Amerikan halkı mortgage borçlanamıyor vesaire. Yani faiz Amerikan halkından Amerika'dan evini alma yani halkından. Dolayısıyla hani orada ciddi bir şey var. Muhalefet var. Yani gün sonunda günah keçisi olabilir yani bu anlamda Amerikan Merkez Bankası da. Ama şu anda öyle bir tablo yok. Yok şu an yok ama gün sonunda buraya gidebilir iş. Yani şu andaki sonuçlarına göre Biden'ın yani kaybettiğine dair bir... Henüz yok ama bu olursa da böyle bir sonuç doğurabilir. Evet. Yani günün sonunda kongredeki gücünü kaybederse Biden, demokratlar FED'de de ekonomiden bu kaynaklanıyor diye biraz yumuşatabilir. Mortgage kredi faizlerini, mortgage yani, faizlerini, konut fiyatlarını dengelemek yani için atamatabilir diyoruz. O kadar yüksek fulleli faiz artışlarından belki vazgeçebilir. Avrupa'da agresif faiz artırıyor. Orada da tabii ki talep düştüğü için birazdan bakacağız. Dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş da söylemişti. Siparişler azalmaya başladı. Şimdi 18.56-57 seviyesinde dolar kotasyonları. Dolayısıyla 18.60 seviyesine yakın seyrine devam ediyor. Petrol fiyatları 95-97 dolarda. Altında dün itibariyle hızlı bir yükseliş vardı. Borsada yeni rekor var 4360 evet. puan. Borsaya hem girişler var hem seviye yüksek. Rekor üstüne rekor var orada. Dolar kotasyonları stabil 18.60 sınırında duruyor. Euro'ya bakıldığında o da 18.70 seviyelerinde. Petrol fiyatları 95-97 dolar bandında çok bir değişim yok ama altında hızlı bir yükseliş var. Altının onsu 1708 dolar seviyesinde. Bir karışıklığın göstergesi işte o da. Yani ne zaman bir kaos ortamı olsa altın buradan faydalanır. Aynen. Bir de şey dolar euro dolar paritesi 1'e çıktı ya. Dolar biraz değer kaybetti. Evet. Onun da etkisi hemen altına yansıdı. 1000 lira gram altın bizde anlayacağınız üzere altının onsu yükselince. Bitcoin'lerde de dün 18 bin dolara doğru hızlı bir düşüş vardı. %6'lık bir kayıp Bitcoin'de devam ediyor. TL bazında da merak edenler için 353 bin seviyesinde 18 bin dolar seviyesi korunuyor. Verileri de sizlere böyle aktarmış olalım. Bakan kurum konut fiyatlarında düşüş başladı. İlk iş yerim projesiyle birlikte daha da düşecek ifadesini kullandı. Konut fiyatlarındaki artış durdu. Hatta düşmeye başladı diyor bakan. Yani inşallah düşmeye başlamıştır. Ben hani hangi illerde nasıl düşüyor bilmiyorum. Hani bakmak lazım. Keşke hani bu açıklamayı yaptığında arkasından da hani peşi sıra. Oranlar şu kadar şurada. Biraz hani somut olarak örnekler verirse daha iyi anlaşılabilir. Ama hani eğer büyük şehirlerden bakacak olursak düşüşün olmadığı ifade ediliyor henüz. Büyük şehirlerde zor tabii. Yani. Ama hani Türkiye genelinde durum ne oldu ona biraz bakmak yani, lazım. Yani temel attıktan hemen sonra fiyatların düşmesi de beklenemez zaten. Yani bunun için zaman lazım. Eğer işe yarayacaksa da bu anlamda. Daha da zaten yani belli illerde temel atıldı. Evet. 250 bin adetli projenin temeli peyderpey atılacak. Kura çekimleri 31 Ekim'de bitmiş yani dolar, bu arada kuru, tekrar dolar kuru bir süredir aslında belli bir seviyede sabit gittiği için aslında artışlar durdu diyebiliriz bence. Çünkü biliyorsun ki en büyük maliyetler yine ithal girdiler burada inşaatta. Dolayısıyla aslında bir süredir sabit tutulan dolar kuru bir anlamda ev fiyatlarının hani yeni bir hareketlilik yaşamasını etkiliyor. Yani bu anlamda bakılırsa aslında konut kampanyasından ziyade dolar kurunun yerinde şu an seyrediyor olması aslında daha büyük etkili. Yani fiyatların yerinde duruyor olmasından. Ama satışlar patladı mı
öyle bir şey yok. Yani emare yok. Kredi satışlar arttı mı? O da yok. Fiyatlar aşağı indi mi? O hiç yok. Dolayısıyla bunların olmamasının tek sebebi de kurdur aslında. Yani ne zaman ki kur daha geri gelir ya da işte hani uzunca bir süre daha böyle sabit devam eder, o zaman fiyatlarda bir parça düşüş bekleyebiliriz. Ama şu an öyle bir izlenimimiz yok. Yani benim İstanbul'da ve belli yerlerde oturan ailemiz var, akrabalarımız var, arkadaşlarımız var. Ben çevremde konut fiyatları düşmüş ya da konut almak istiyorum, konut aldım, yeni eve taşınıyorum. Yok, yani böyle bir rüzgar yok şu an. Böyle bir rüzgar yok. Kiraya belki bir iki duymuşum, o da hasbelkader zor bela ev bulup kendini, yani ev tutmak zorunda olduğu için ev atanlar var. Hı-hı. Ama çok ev arayan insan da var çevremizde ve bütçesine göre ev bulamayan insan da var. Yani mahkemelerde dava dolu bu arada. Bence sosyal konut projesi daha fazla konuşuluyor. Ev alalım, eve kiraya çıkalım şeklindeki durumdan. Hı-hı. Ekmeğe zam tartışması devam ediyor. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'nin açıklamaları var. Şimdi İstanbul'da üreticiler diyor ki, aslında her yerde söylüyor, sadece İstanbul'da değil tabii. Ama İstanbul'da biraz daha maliyet yüksek. Maliyetlerin altından kalkamıyoruz. Ay bitmeden ekmeğe zam kaçınılmaz diyorlar. Ekmeğe yeni bir zam istiyorlar. Bunu zaten ekmek 4 lirayken bile istiyorlar yani. 5 olmuştu zaten. Elektrik maliyeti, doğalgaz maliyeti, un maliyeti, işçilik maliyeti. Giderlerimiz çok yüksek. Bunun altından kalkamıyoruz diyorlar. Tarım ve Orman Bakanı da ekmek üretiminde kullanılan una verilen desteği aktardı dün. Ya biz görevimizi yapıyoruz. Biz una destek veriyoruz diyor. Buğdayı diyor mesela diyor biz 7450 liradan alıyoruz üreticiden diyor. Onlara diyor 4500 liradan veriyoruz. Arada diyor 2900 liralık desteği biz üreticilere, fırıncılara sağlamış oluyoruz diyor. Bu noktada elektrik desteği de veremeyeceğine göre Tarım Bakanlığı biz görevimizi yaptık diyor. Ben öyle anladım. Evet. Yani doğru. Fakat tabii tüm pazarı şey yapamıyor tabii ki. Bütün yani satışı sonuçta bu aracılıkla yapılamıyor. Buradaki hatırlarsan ben notlarıma baktım tekrar. Seninle yılbaşında yaptığımız programdaki notlarımızı bir tekrar gözden geçirdim orada. O dönemde işte ekmek 3,5 lira olurken yaptığımız hesaplara baktım. Aslında yani o zaman ekmek bu... kaç lira artık, ben orada şeyi kaçırdım. 5 lira şu an ve işte 7,5 lira çıkarması isteniyor. Ben 7 liraya da alıyorum, 10 liraya da alıyorum. Ekmek fiyatı konusunda net bir fikrim yok yani. Aslında bir yıllık artışı 7,5'tan dersek ki 3,5'a yani %115 falan yapıyor Ebru. Bu da aşağı yukarı aslında... üfe fiyatının üfenin altında, yani yıllık üretici enflasyonunun altında fiyat, yani fiyat, yani istenilen fiyat demeye çalışıyorum. Kaç yani lira isteniyor dedin? 7,5 lira olması isteniyor ya, yani %115 lira gibi bir artışı yılbaşına göre ifade eder bu. Bunu da şunu demek istiyorum yani aslında burada, yani üreticinin talep ettiği zamda aslında bir gariplik yok, astronomik bir zam talep etmiyor. Fakat hep en büyük problemimiz zaten bizim alım gücümüz düştüğü için bunu sıkıntısı yaşıyoruz. Yoksa üretici aslında anlattığı gibi... O 8 çocuklu aile ekmek alacak. Evet. 7,5 liradan yani. Haklısın. Dolayısıyla yani burada eğer 7,5 lira çıkmasını istemiyorsak, 5 lirada kalsın diyorsak farklı yöntemler uygulamamız lazım. Ne gerekiyor? Bugün baktığımızda yani ham madde ve enerji maliyetleri bir ekmekte %45'i geçmiş durumda. Yani yarısı ekmeğin, yani ekmek 5 liraysa onun 2,5 lirası zaten ham maddesi ve şey. Bunun içine nakliyesi, işçiliği falan yok. Ki en az %30'u... Onun payı %27 dedi bakan maliyette. Evet, az değil ki fazla. Haklı. 27 ama şöyle, haklı olabilir. 27 ama üstüne de enerji koyduğunuzda bu yapıyor 45 lira geliyor. Elektriği şimdi, koy. Elektriği koy 45 lira geliyor. Şimdi demek ki ekmeğin yarısının fiyatı bu. Geri kalan da %30'u işçilik ve diğeri de nakliye. Yani %20'si de nakliye vesaire, paylar motorin vesaire. Motorin pahalı diyorsun. Yani bayi payları bilmem ne. Şimdi baktığın zaman asgari ücrete yapılan zam da ortada. Yani önceki zam. Onda o ve yeniden bir zam gelecek şimdi. Dolayısıyla bunların hepsine bakıldığı zaman ben üreticiyi, yani fırıncıları burada kabahatli göremiyorum. Yani bu ekmeğin fiyatını buralara gelmesine sebebiyet verenler de kendileri değiller. Ama burada tutmanın yolu da var. Buranın tutmanın yolu nasıl TMO alım yapıyorsa aynı şekilde işte bunu sektörün birçok aktörü söylüyor zaten. Elektrikte de bir sübvansiyon yapılsın diye. Evet, elektrikte bir tavan gelsin. Olmadı. Konut elektriği motorini verirsin. Motorini daha ucuz ticari alsın elektrik, esnaf diyor. Evet, daha pahalı çünkü. Sonra akaryakıtta. Ve zaten bunu hep söylüyoruz. Yani diyoruz ki bu tarım, gıda konularında sübvanse edilsin.
Eşel Mobil Sistemi akaryakıt da buraya gelsin diye hep söylüyoruz. Yani gerek süt, gerek hayvancılık konusunda ve gerekse de bu ekmek konusunda. Yani başka türlü maliyeti aşağı çekmeden bunu zam yapmayın dediğinizde yani bu bir çözüm değil. Ya bu çözüm değil. Dolayısıyla da hani keşke çıkmasa bu rakamlara, ama çıkmasını istemiyorsak yol belli. Evet. Ya bunu söylemek gerekiyor. Ben hani istenen oranların böyle astronomik olduğunu düşünmüyorum. Bugünkü dünya koşullarında oluşan fiyata göre. Evet. Maalesef astronomik böyle olduğunu düşünmüyorsun ama mesela 7,5 lira. Ama astronomik. Astronomik. Bana astronomik hayır, geliyor. Hayır astronomik yani. Ama buraya çıkarmak istemiyorsak biz bunu, yapacağımız bellidir. Bunun yarısının maliyeti un ve enerji en az. Dolayısıyla o zaman oralarda indirim yapacağız. Ekmek, peynir, domates, zeytin. Bu eskiden ekmek, peynir, domates, zeytin yenilerler denirdi ya, şu anda mesela hepsinin fiyatı çok yüksek. Öyle hani orta alt gelir grubunun kahvaltısı yemeği falan değil o artık. Değil, bayağı lükse doğru gidiyor yani. Evet. O durumu anlatıyor zaten. Yani toplumun her kesimi bir kere tüketiyor. Dolayısıyla öyle bakıldığı zaman yani bu ana bir madde. Kaç kilo olduğunu bilmiyorum böyle kaplarda ya da işte şeylerde peynirler mesela. Ya, ben 60-70 liranın altında peynir görmüyorum. Yok öyle bir rakamsa. Yani şunu da söyleyeyim. Kilosu 150-170, 180 yani, böyle gidiyor yani. Tabii. 140'ın evet, altında kilosu peynir yok. Görmüyorum yani. Zeytin çok artmış. Domates 30 liraya da domates alıyorsunuz. En ucuzunu 20-25 liraya alıyorsun. 18-19 liraya, 20 liraya o domates alıyorsunuz en ucuz. Hı hı. Yani biz İstanbul'a gelene kadarki durumdan bahsediyoruz ama mesela halde işte çıkış fiyatları yüksek diyorlar. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi verisini açıkladı. Orada Ekim ayında 47,9'a indi. 50'nin altı biraz kötü bir duruma işaret ediyor. Hı hı. Aslında 19'da 50'nin üzerindeydi ve iyiydi. Ama Ağustos'ta düşüş başladı. Ekim'de de son ayların en hızlı düşüşü görüldü. Zaten Ticaret Bakanı da Avrupa'da siparişler azaldı, pazarlar daralıyor demişti. Evet. İhracata dair bir kaygılar var. Kaygı var evet. Avrupa'nın çok ciddi küçülmesi. Şöyle bir veri var. 18 ihracat pazarı içinde sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde aktivite artmış. 18 ihracat pazarının hepsinde aktivite düşüyor, siparişler düşüyor. Almanya dahil tüm ülkelerde ciddi bir talep azalması görülüyormuş. Yani bu ülkelerin hepsinin ortak özelliği belli zaten. Rusya krizi yaşıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ise böyle bir kriz yaşamıyor. Sonuçta yani petrol fiyatları zaten 100 dolar seviyesine yakın. Dolayısıyla orada görece işler tıkırında ve herhangi bir resesyon riski yok gibi görünüyor. Ama Batı ülkelerin hepsinde bu risk var ve bizim de öyle de böyle. En büyük ihracat partnerimiz Avrupa. O yüzden de bu rakamlara oraya böyle geliyor zaten. Bunun da olacağı belliydi zaten. Belliydi, kısıyorlardı belliydi yani. O kadar tasarruf yapıyorlardı ki. Ya biz aslında yani alımları çok kısmışlardı. Yani Şubat ayında Rusya-Ukrayna krizi patlak verdiğinde, daha büyük hale geldiğinde aslında bütün bu kaygıları yaşıyorduk. Ama çok hızlı şekilde önümüze gelmiş oldu. Yani ikinci aydan 11. aya, daha şu 8-9 ayda aslında biz o kabusla karşı karşıya kalmış olduk. Bunu görüyoruz. Evet. Problem de yani biraz bu ama yakın vadede çözülecek gibi görünmüyor. Tabii onlar da biraz talep doyması olunca biraz talebi azaltıp hatta tasarruf bile yapabilirler. Bir de şu bizi aldattı bir parça. Talep yani bizim var yani. İhracatçımız da bir parça aldattı. Hani sıcak havalara aldanmayın, bahar derler ya, sonra üşütürsünüz diye. Biraz aslında benzer bir durum söz konusu oldu. Avantaj, lojistik vesaire. Yani bu pandemi döneminin ertelenmiş talepleri aslında bir anda 2021'in sonundan itibaren Türkiye'de inanılmaz bir şey, ihracat potansiyeli doğdu. Ama bunlar hep bir kısmı ertelenmiş taleplerdi. İnsanlar sokağa çıktılar, giyinmeye başladılar. Dolayısıyla bunlardan biraz aldanmış olduk biz oradaki yüksek volümlü ihracatlara. Ama sonuçta bunlar doymuş olduğu için hemen frene basabiliyor. Evet, aynen öyle. Yani doyma safhası gelindi. Üstelik bir de kaygı. Yani enerji krizi ve savaş dolayısıyla. Yani böyle çok alım şeyi yok yani, öyle bir süre bekleyelim havası çok hızlı yansıdı. Evet. Avrupa'ya. Yani genel olarak da bir tasarruf yapma eğilimi çok ciddi var. Turistler harcıyor genelde gelen ülkeleri. Onlar da çok belli. Evet ama yani turizm planlanmış bir harcamadır. Dolayısıyla o aile bütçeleri içerisinde belirlenir Avrupa'da. Evet, hareket var ama öyle müthiş bir alışveriş coşkusu evet, yok. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklama yaptı. Vatandaşlarımıza
Bu küresel krizin ülkemizde etkileri nedeniyle canı yanan vatandaşlarımızın kayıplarını telafi etmenin ötesinde çok daha büyük kazanımları sağlayacağız dedi. Hazırlıklarımız var dedi. Türkiye'yi küresel krizin ayrıştırma ve hedeflerine doğru yolunda devam ettirme çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi göreceğiz dedi. Bütün kayıpları telafi edeceğiz. Bunun ötesinde bir ferahlama sağlayacağız. Aralıktan itibaren de bunun etkilerini net olarak görmeye başlayacaksınız diyor vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan. Enflasyondaki herhalde %65 seviyelerine gerilemesi sonrasında ki fiyat artışlarının durmasını herhalde öncelikle işaret ediyordur Sayın Cumhurbaşkanı. Ardından da herhalde belki ücretlere yapılacak olan zamlar, ek ödemeler vesaire. Tabii işte önümüzde de seçim olduğu fiyat için. Fiyat artışı hızı biraz yavaşlayacak. Evet, hem ücretlere artış yapacak. O da biraz işte, ferahlama getirecek. Sadece şunu söylemek demek isterim. Ücretlerde hızlı bir artış olacak, öyle anladım. Öyle ama şunu da söylemek isterim. Ne zaman yani bu ücretlere yapılan artış yani zam için koşulları kollayan bütün şeyleri, satıcıları ve üreticileri hemen hızlandırır. Dolayısıyla aslında yapılan zam ertesi gün bütün inen iple, bütün ürünlere yapılan zamla karşımıza çıkar. Yani şunu unutmayalım. Ücretlere yapılan zamlar maalesef yüksek enflasyonda yok olup gidiyor. Neden? Çünkü aslında tüm ürün ve mal hizmetlere zam yapılıyor hemen ardından. Bu sefer sizin yaptığınız ücret zamının hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü %80'lik, %70'lik enflasyonla boğuşuyorsunuz. Dolayısıyla bunun içerisinde birileri işte ben şu an zam yapamıyorum diye bekleyenler hemen zamlarını koyuyorlar. Fiyatları hemen ayarlıyorlar. Bir anda bakıyorsunuz suyun seviyesi aynı olmuş. Siz yine su yutuyorsunuz. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Baştan ekmekte konuştuğumuz gibi siz bir şeylerin üretici maliyetlerini aşağı indirip fiyatlarını maliyet bazında aşağı indirmediğiniz sürece bu alım gücü artmaz, artmayacak da. Çünkü niye? Dönecek insanlar yine bu sefer oh ne güzel maaşım artacak ama alışverişe gittiğinde hiç fiyatların da arttığını görecek. Yani problem bu zaten. Biliyorsun Amerika bile işte yapılan ücret zamlarının enflasyonu yayılıp açmayacağını konuşuyor ama bizde bu çok daha fazla oluyor. Ben buradan zam yapılmasın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Zam zaten mecburi. Ama eğer siz o sırada ürün mal hizmetlerin maliyetini aşağı çekmezseniz bunun hiçbir faydası olmaz. Peki. Bu arada Karadeniz gazını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2023'ün ilk çeyreğinde artık hatlara yükleyeceğiz dedi. Yavaş yavaş sevkiyat başlayacak. CHP'nin doğalgaz bedava olsun, vatandaşlara ücretsiz kullandırılsın talebi vardı. Gaz merkezi, Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması noktasında da çalışmaların sürdüğünü aktardı Enerji Bakanı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de asgari ücreti asgari ücret tespit komisyonu belirleyecek. Bunu ben de söyleyemem rakamı şu anda dedi. Aynı zamanda sözleşmeli kamu personeli için de talepleri alıyoruz, çalışmalar sürüyor açıklaması yaptı. Emeklilikte 31 Aralık'tan önce mi dilekçe vereceksiniz EYT konusunda, sonra mı onu bir aktaramadık ama 31 Aralık'tan önce dilekçe verirseniz emekli maaşınız yüksek oluyor. 31 Aralık'tan sonra dilekçe verirseniz kıdem tazminatınız yüksek oluyor. Öyle bir seçenek ayrım yapmak durumundasınız diyerek ekonomi gündemini özetleyelim o zaman. Çok kısa bir tur yapmış olduk. Verileri de aktardık. Dünya neyi konuşuyor onu da söyledik. Teşekkür evet, ediyorum Yavuz Barlas. Kısa bir ara biz devam edeceğiz. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündeme. Konuklarımız da hazır. Tüm konuklarımız da Ankara'dan. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Hoş geldin Deniz, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Haber 7 yazarı Mehmet Acet. Hoş geldiniz Mehmet Bey, günaydın. Günaydın, günaydın, teşekkürler. Habertürk yazarı Nasuhi Güngör. Hoş geldiniz Nasuhi Bey, günaydın. Günaydın Ebru Baki, teşekkür ederim. Şimdi ekonomi gündemini şöyle bir turladık. ABD ara seçimleri var. Kripto para piyasaları yine karıştı. Bizde de asgari ücret aralıktan sonra bütün kayıpların telafi edileceği beklentilerin üzerine geçecek bir ekonomik tablo göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, mesajı. Aynı zamanda EYT beklentileri, sosyal konut projesine de kuralar çekilmeye başladı. Konut için 31 Ekim'de tamamlanmıştı.
Tamamlan. Ben hani arsa ve iş yeri projesi de 15 Kasım'a kadar yine başvurular devam ediyor. Mart ayına kadar da tüm kural çekimleri tamamlanacak. Ekonomide böyle bir tablo var. Bunun üzerinden geçtik. Siyasette ne var diye bakarsanız. Şimdi dün Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları vardı. Doğrudan sondan başlayalım. Sonra devam edelim. Grup toplantılarında veriyor mesajlarını liderler. 11 Kasım'da yani Cuma günü bu YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle açılan davanın duruşması görülecek. Orada hakimlere baskı yapıldığına dair iddialar, onların söylemleri Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine yansımıştı. Dün de Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu büyük lokma boğazınızda kalır, yedirmeyiz mesajı verdi. CHP'lilere de çalışacağız, kazanacağız vurgusuyla beraber böyle bir çağrı yaptı. Oradan başlayalım. Deniz, böyle bu tartışma nereye evrilir, ne olur? Önce sana bir sorayım, sonra Mehmet Hacet ve Nasir Güngör'den de yorumlarını alalım. Ancak çok hızlı bir tur olması gerekiyor. İyi Parti Genel Başkanı'nın açıklamaları da var. Süremiz çok değil. Ricasıyla sözü bırakıyorum. Buyur Deniz. Evet. Yani çok konuşulacak bir şey de yok zaten bu meselede. Böyle absürt bir davadan dolayı mahkumiyet alırsa Ekrem İmamoğlu büyür yani. Siyasi yasak. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir ihtimal var mı? Bekliyor mu? Bekleniyor mu? Ben olmayacağı kanaatindeyim. Zira suçlama saçma yani. İçişleri Bakanı'na verdiği yanıtı Yüksek Seçim Kurulu üyeleri kendi üstlerine almışlar. Yani aklı başında herkes okuduğu zaman dosyayı böyle bir tuhaf bir davanın olmayacağını görür yani. Ben oradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Eğer çıkarsa o zaman siyasi baskıyla karar alındığına dair bir kuşkuya ben de kapılırım. Ekrem İmamoğlu bu davadan mağdur olursa siyaseten büyür. Yani bu işler böyle. Tayyip Erdoğan da bir şiir okudu diye mağdur edildi. Ülkenin Cumhurbaşkanı oldu. 20 senedir ülkeyi yönetiyor. Böyle sonuçlar doğurur. Bu Türkiye böyle bir ülke. Bu kadar yani söyleyeceklerim. Uzatmayayım. Zamandan tasarruf olsun. Sağ ol Deniz. Teşekkürler. Mehmet Hacet buyurun. Ya ben de bu konuda aynı kanaatteyim. Yani iki şey söyleyeyim. Yani birincisi bu ifade, açıklama, düşünce, suçları vesaire bu anlamda bir kere ilkesel olarak ben siyasetçilere siyasi yasak getirilmesine kategorik olarak karşıyım. Yani ifade ve düşünce açıklama anlamında. İkincisi de bu tür işte hakaret vesaire bu tür suçlar da benim kanaatim ceza davası olarak değil, tazminat davası olarak yürümeli. İkinci kanaatim de bu. Evet, hakaret vesaire o anlamda kimse kimsenin kişisel haklarına saldırıda bulunma hakkı yoktur. İnsanların kişisel hakları anayasal güvence altındadır. Buraya dönük bir takım saldırılar varsa, burada işte Yüksek Seçim Kurulu'na dönük bir takım ifadeleri olmuş Sayın İmamoğlu'nun. Bu hakaret eğer burada hükmü tesis edilse bile bana göre bu tazminat davası konusu olmalı. Yani bir ceza davası konusu olmamalı. Şuna da katılıyorum. Yani burada eğer bir ceza çıkarsa İstanbul'da bana göre son derece başarısız bir profil çizen son yaklaşık 3,5 yıl içerisinde Sayın İmamoğlu bir mağduriyet algısı üzerinden kendi siyasi kariyerini güçlendirecektir. Bu ona mağduriyet olarak döner ve siyasi olarak bir kazanım olarak kendisine döner ve İstanbul'daki bu performansı da ön plana gelmez. Bu performansına dönük tartışmalar da ikinci planda kalır. Nasir Güngör, biraz daha genişleteyim. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı tekrar gündeme mi geldi? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Mansur Yavaş adaylığı noktasında işte Barış Arkadaş yazdı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorsam, düzeltin yanlışsam. Sen aday ol, biz destekleyelim dediği iddiaları da var. Birazdan grup toplantısı var ama belki sizin Ankara'dan edindiğiniz bilgiler var mı diye soruyu biraz daha değiştirerek sorayım. Tamam, aslında ben de ilaveten bir şeyler söylemiş olayım. Ben de açıkçası söylemek gerekirse Mehmet Hacet'in söylediği gibi siyasi yasaklarla ilgili aynı kanaatteyim. Çünkü bir insanın siyasi yasaklı haline getirilmesi çok ağır bir karar.
Yani çok ağır bir karar derken hiç verilemez anlamında söylemiyorum bunu. Ama bunun çok özel şartlarda ve özel suçlarla ilgili olması gerektiğini, hakaret vesaire bunlar olsa bile bunların yine tazminat ve benzeri cezalarla karşılık bulması gerektiğini düşünenlerdenim. Siyasi yasakların da bugüne kadar siyasi yasaklı getirenden ziyade Türkiye'nin genelde demokrasisine zarar verdiğine dair de bir geçmişimiz var. Fakat belki bir tek konuda arkadaşlarımdan ayrılabilirim. O da şudur. Mutlak manada Sayın İmamoğlu, ki asla arzu etmiyorum bunu, gayet açık söyleyeyim, buradan bir ceza alırsa onun da yükseliş hikayesine katkısı olur. Bunu bilmiyoruz. Çünkü bu sürekli Tayyip Erdoğan'ın hikayesiyle, geçmişteki hikayesiyle kıyaslanarak anlatılıyor. Fakat şartları, Tayyip Erdoğan'ın geçmişi, geldiği süreçlerle İmamoğlu'nun süreçleri arasında ciddi farklılıklar var. Ama bu konumuz değil. Bu konudaki diğer kanaatlerimi zaten söylemiş oldum. Tekrar İmamoğlu'nun adaylığı gündemde mi? Doğrusunu söylemek gerekirse ben baştan itibaren bu konuda izlediğim çizgiyi ve analizi sürdürüyorum. Ben herhangi bir şekilde zaten ne Sayın İmamoğlu'nun ne de Sayın Yavaş'ın adaylığının gündemden çıktığını düşünmedim bugüne kadar. İnişli çıkışlı süreçler oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de, Sayın Genel Başkanları da, Sayın Kılıçdaroğlu da onların aday olmayacağına dair kuvvetli mesajlar vermesine rağmen adaylıkları hep masada oldu bir şekilde. Yani bunun zayıf olduğu dönemler oldu ama ben sıfırlandığı ve ortadan kalktığı herhangi bir dönem olduğunu düşünmüyorum. Bu saatten sonra, şimdi Sayın Akşener'le ilgili Barış arkadaşının iddiası İYİ Parti tarafından yalanlandı. Yani böyle bir konuşma değil, böyle bir görüşme olmadı diye, eğer yanlış anlamadıysam dün geç saatlerde oldu bu açıklama. Şimdi ama bitmedi yüzden, tartışması bence işte devam ediyor. Tartışma akşam neden bitmiyor Ebru Baki? Evet. Şundan bitmiyor, ben de hızlıca bitireyim, arkadaşlarım hızlı bitirdiler. Çünkü Sayın Akşener'in ve İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'a yönelik ilgisi ve onun aday olması konusundaki istekliliği sadece bu bahse konu olan görüşmenin doğru olup olmamasıyla ilgili değil. Bu süreçle ilgili. Yani o ilgiyi bir şekilde farklı biçimlerde, farklı isimler eliyle İYİ Parti bugüne kadar ifade etti. Yani bunu ifade etmekten hiç geri durmadı. Daha doğrusunu söylemek gerekiyorsa. O bakımdan bence o görüşmenin doğruluğundan, yanlışlığından öte ben sürece bakıyorum. Öyle bir görüşme olmamış da olabilir. Yani partilerin açıklamalarını esas kabul etmek lazım. Ama İYİ Parti Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ne kadar mesafeli ise Sayın Yavaş'ın adaylığı konusunda da o kadar sıcak olduğunu bugüne kadar kamuoyuna hissettirdi. Peki Deniz, burada yorumun var mı? Bir 2-3 dakikamız var. O konuda da yorumları görüştürebilirim. Ben Meral Akşener'in adaylık konusunda İmamoğlu'nu Yavaş'a göre daha fazla tercih edeceği izlenimi ediniyorum. Yani bugüne kadar ortaya koyduğu eylemlere bakacak olursak, kullandığı sözcükler, tanımlar, işte katıldığı açılışlar, o törenlerdeki tavrı vesaire, bunları alt alta yazdığımda Meral Akşener'in sanki Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına bir tık daha yakın olduğu izlenimi edindim. Ayrıca başka bir bilgi paylaşabilirim. Kısa süre önce Meral Hanım bir grup partiliyle sohbet ederken partililer, ya biz neden Mansur Bey'i açıklayıp resmen onun adaylığı üzerinden yürümüyoruz diye soranlara öyle çok da net bir cevap vermemiş. Gidin Mansur abinizle konuşun gibi bir espriyle geçiştirmiş. Yani bu konuda veriler biraz farklı gibi. Yani sanki hani İYİ Parti'nin içinde evet Mansur Yavaş'ı isteyen ülkücü bir ekip var. Milliyetçi bir ekip var. Ama Meral Akşener'in o ekiple çok aynı fikirde olduğu kanaatinde değilim ben. Yani Mansur Yavaş'ı direkt destekleriz, aday ol gibi bir çağrı geleceğini ya da böyle bir eğilim olduğunu düşünmüyorsun. Genel başkan düzeyinde. Düşünmüyorum çünkü bu işi sonuçta yani masada da konuşulduğu şekliyle biraz kamuoyunun eğilimleri belirleyecek. Yani kim daha rahat kazanıyor görünürse onu aday yapacaklar. Yani bu Mansur Yavaş olursa Mansur Yavaş olur. Kılıçdaroğlu olursa Kılıçdaroğlu olur. Ama şöyle bir gerçek de var, bilmiyorum arkadaşlar ne düşünür. Burada HDP tabanının oyları çok belirleyici olacak. Yaklaşık 6 milyon HDP seçmeni var. Birinci turda ya da ikinci turda iki adaylı bir seçimde HDP seçmeninin tavrı bence Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesinde çok etkili olacak. Yani Kılıçdaroğlu bir grup muhafazakarın oyunu alamayabilir. Ama o grubun hani oy miktarı HDP tabanının yanında
kıyaslanamayacak kadar az kalabilir. Yani dolayısıyla mesela Kılıç'ta son zamanlarda benim gözlemim şu, anketlerde de dikkatimi çekiyor. HDP seçmeninin, Kürt seçmeninin tavrı nedeniyle İmamoğlu, Kılıçdaroğlu isimleri daha öne çıkıyor. Akşener, Mansur Yavaş isimlerinden daha çok öne çıkıyor. Yani eğer İyi Parti tabanını bir tutarak, konsolide ederek Kılıçdaroğlu'nu ya da İmamoğlu'nu ya da işte ortak adayı desteklerse ben o adayın kazanması konusunda bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Yani CHP'nin oyları, İyi Parti'nin oyları, HDP'nin oyları ve diğer partilerden de destek veren olursa o oylarla muhalefetin adayının rahat kazanabileceği izlenimi ediniyorum. Yani ama ya Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu derseniz İmamoğlu daha öne çıkar diyorsun bu denklemde. Evet, çünkü yani Meral Hanım'ın son dönemdeki bazı icraatleri HDP tabanını çok küstürmüş ve kızdırmış görünüyor. Yani işte Bucak aşiretini ziyareti, HDP ile ilgili açıklamalar vesaire bakıldığında öyle bir şey var, bir tepkisel bir durum var. Ben Diyarbakır'da mesela dikkatimi çekti. Yani insanlar biraz mesafeli, sandığa gitmeme eğilimi olabilir ki bu da Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin şu anda en çok kurguladığı senaryo. Yani öyle bir şey yapalım ki, politika izleyelim ki nihayetinde HDP tabanı şeye gitmesin, sandığa gitmesin, geri kalanın içinde biz zaten kazanırız gibi bir eğilimleri var iktidarda. Evet. Peki burada kısa bir ara vereyim. Mehmet Acet'in de yorumunu alacağım kısa bir aradan sonra. Devam ediyoruz. Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, Haber 7 yazarı Mehmet Acet, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile birlikteyiz. Mehmet Acet, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu adaylığı tekrar gündemde, ona dair soru sormuştum. Yorumunuz varsa Ankara'da konuşulanlara, beklentilere dair alabilirim. Şimdi şöyle, yani bir defa verili olarak bakacak olursak İYİ Partililer ve Sayın Akşener, Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu zikretti. Yani ikisi de aday olabilir dediler. Sayın Kılıçdaroğlu'na dönük böyle bir durum söz konusu olmadı. Yani bir defa burada zaten Sayın Akşener'in kazanacak aday kriteri derken yapılan yorumlarda da bu baz alınıyor. En somut biri bu. İkisinden biri olabilir diye daha önce zikretmişti. Şimdi ikisini durumda burada benim arka planda duyduğum biraz işte kulis bilgisi. Sayın Yavaş bir defa tereddütleri ve endişeleri var bu konuda, adaylık olup olmaması hususunda. Kendisine dönük İYİ Parti içerisinden bir baskı, aday çıkarma anlamında bir talep söz konusu, bunu biliyoruz. Ama kendisinin işte bir taraftan Kılıçdaroğlu'yla, CHP yönetimiyle arayı bozmama, sonuçta CHP'nin şu anda belediye başkanı, bir taraftan da başka bir takım tedirginlikleri oldu. Dolayısıyla kendisi nin zihninin bir defa aday olup olmama isteği konusunda net olmadığı kanaatine sahibim ben. Biraz süreç içerisinde. Ama İYİ Parti'den böyle bir istek var diyorsun. Değişir. Ben evet böyle bir istek olduğunu düşünüyorum. İsterse eğer Mansur Yavaş'ta İYİ Parti'nin buna pozitif yaklaşacağını, biraz önce Deniz'in aktardığı ifade de hani gidin Mansur Yavaş'ın kendisine söyleyin şeklinde bir ifade, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey söylemiş Meral Hanım. Biraz bu bağlamda bunu görebiliriz. Sayın İmamoğlu açısından da tam tersi. Kendisi çok istiyor, aday olmayı istiyor. İşte bu bir süreç yönetimidir. Dün akşam ben epeyce izledim. Katıldığı programda yaptığı açıklamaları da izledim. Vazgeçmiş değil. Zaman zaman mevzi, taktiksel geri adımlar atıyor ama son ana kadar bence bu iddiasını sürdürecektir. Elindeki bütün kozları da kullanacaktır diye düşünüyorum. İYİ Parti açısından evet, yani A planı ya da B planı diye iddianı koymak gerekmiyor. Zikrettiğine göre Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu da bir potansiyel Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor olabilir. Yani bu seçenek, bu ihtimal de açık. Ama oradaki tabii esas mesele Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu her iki isim bir adaylık yarışı söz konusu olduğunda nasıl bir anlaşma varabilecekler mi? Sayın Kılıçdaroğlu son anda çekilir mi vesaire, bunlar tabii ucu açık sorular.
Son olarak bir de yani İYİ Parti ve Sayın Akşener açısından bence şunu da her daim akılda tutmak gerekir. Bu çıkışlarını gerçekten böyle inandığı için, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kategorik bir şekilde karşı çıktığı için mi böyle davranıyor veya bu isimleri açıktan zikrederken onun ismini zikretmiyor? Yoksa bir pazarlık marjını olabildiğince maksimalist taleplerle bu süreci yürütmek adına mı böyle bir taktik izliyor? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve CHP yönetiminden bu süreçte koparabileceği kadar taviz koparma anlamında bu pazarlık sürecinde pazarlık kozunu güçlü tutmak için mi böyle bir taktik izliyor? Bunu da bence net bir cevabı yok. Biraz süreç ilerledikçe bunun işaretlerini daha net şekilde göreceğiz. Peki. Bu arada İmamoğlu hani dünkü yayında ne dedi derseniz, Cumhurbaşkanı adayı kim? İktidara söylüyorum. Sana ne? Biz süreç yönetiyoruz. Ben sürecin bir parçasıyım. İstanbul'daki icraatlarımızla hatta sürecin en güçlü parçasıyım. Ben altılı masanın en önemli neferiyim. Çalışıyorum, icraatlerimizle çalışıyoruz. Çünkü İstanbul burası. İstanbul eşittir Türkiye diyoruz. İstanbul'da kazanırsanız Türkiye'de kazanırsanız diyoruz. Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim. Kurulduğu andan beri ifadesini kullanıyor. Siyasi yasak iddiası, işte başka iddialar da gündeme gelmişti. Bu yolun zorluğunu, meşakkatini biliyorum. Ve yaşanacak, yaşatılacak ve ne yazık ki ahlak dışı, hukuk dışı, iftira dolu, yalan dolu süreçlerin yolculuğun içerisinde olduğumuzu da biliyorum. Biz bu yolu bilerek yola çıktık. Altını çiziyorum. Ben sevenlerimle helalleşerek yola çıktım diyor. Yani bütün bunların olacağını biliyordum ifadesini kullanıyor. Dünkü açıklamalarına... Hepsi bütün yollar adaylığa çıkıyor bu, değil mi? Adaylık talebine, isteğine çıkıyor. Bu cümlelerin hepsi bunu ima ediyor. Ben öyle anladım. Zaten diğer yorumcular da hani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise hani hangisine daha yakın partiler ya da İYİ Parti, İmamoğlu daha öne çıkar görüşünü paylaştılar. Yanılmıyorum değil mi? Ben paylaşmıyorum bu görüşü. Siz paylaşmıyor musunuz? Pardon, yanlış anladım o zaman. Hayır, paylaş. Siz? Yok, ben de. Nasuh Bey konuşmamıştı zaten. Ben konuşmadım. Ben söyledim. Evet, sen Deniz söyledi. Pardon Nasuh Bey, ben size soru sorunca bunun cevabını da aldım diye düşünüyorum. Buyurun söyleyin o zaman. Yok, hayır ben. Buyurun. Mehmet Ecevit bitirdiyse söyleyebilirim ben. Şimdi sanırım bitirdi, buradaki değil sadece mi? Hayır, farklılık şu. Her ikisinin de adaylığının gündemde olduğunu söyledim. O konuda arkadaşlarımla hemfikirim. Hı hı. Ama ben başından itibaren ve hatta ne zamandan itibaren Sayın Akşener İmamoğlu ile ilgili işte kız kardeşim ablam yüzünde Rabbi esir görmüş, İstanbul'u fethetmek vesaire gibi göndermeler yaptığında bile dedim ki bunların hepsi Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik mesajlardır. Yani senin adaylığını istemiyorum. O yüzden de senin dışındaki adaylara istediğim zaman dokunabilirim mesajıdır bu. Onu devam ettirdi. Ancak ben o zaman dediğimi şimdi de söylüyorum. Siyasi kodları itibariyle Mansur Yavaş'a daha yakındır İYİ Parti. Fakat söylemediğimiz belki bir şey var. Arkadaşlarım ne der bilmiyorum ama ben yine baştan itibaren, yine Sayın Akşener'in ben başbakanlığa talibim dediği günden itibaren bir şey söyledim. Sayın Akşener'in adaylığı da masada, siyaset sahnesinde, her şey de masadan ibaret değil bu arada. Masadan daha büyük bir siyaset alanı var Türkiye'de. Gündemdedir. Her anda gündeme gelebilir. Yani Sayın Akşener'in adaylık ihtimali de ortadan falan kalkmış değildir. Ben Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilebilir mi belli bir aşamada? Bu hep bir ihtimal. Yani bir fedakarlık. Yani ben arkadaşlar bakın, partim istemesine rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında böyle bir kuvvetli arayış ya da istek olmasına rağmen çekiliyorum diyebilir mi? Bu mümkündür. Kimin lehine çekileceği meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafının İmamoğlu'na yakın ya da mecbur olduğunu söyleyeceğim. Niye yakın ya da mecbur? Bir kısmı yakın olduğu için buna evet diyecektir. Bir kısmı da Mansur Yavaş olmasın istediği için bunu söyleyecektir. Şimdi biz siyaseti etiketlerden ve kurumsal yapılardan ibaret olarak algıladığımız için Türkiye'de genel olarak, yani bakıyoruz iki büyükşehir belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş. Bu şu demek mi? Mesela siyasi kodları itibariyle üzerinize CHP kimliği aldığınız andan itibaren bütünüyle CHP'nin kodlarını üzerinizde mi taşıyorsunuz? Elbette hayır. İmamoğlu bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi kodlarına daha yakın Mansur Yavaş'a göre. Başka bir ifadeyle Sayın Yavaş İYİ Parti'nin kodlarına çok daha yakın. Niye bu önemli? Şundan dolayı Ebru Baki önemli. Bu sadece kazanacak aday meselesinden ibaret de değil. Birisi kazandığı zaman
onunla ne kadar yola devam edebileceğiniz anlamında da önemli. Yani bu siyasette bugün ittifak halindeyiz, seçildiğimiz zaman da her şey güllük gülistanlık olacak, yola devam edeceğiz gibi tezlerin hiçbir zaman karşılığı yoktur. Seçilen cumhurbaşkanıyla yola nasıl devam edeceğiniz konusunu da siyasi partiler bugünden hesaba katmak zorundadır. Şimdi tabii şu da var açıkçası, bu HDP tabanından kim oy alır almaz meselesi, HDP oy kullanacak mı kullanmayacak mı meselesi, belki eğer şeyden sonra, Sayın Akşener'in konuşmasından sonra zamanımız olursa HDP konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı çıkışı, bunun anlamını, sahadaki anlamını, HDP'nin siyasi kodları itibariyle kime yakınım, ben ona oy veririm, ötekine oy vermem gibi mi davranıyor mesela? Yani siyasetini böyle mi belirliyor? Yoksa bence bugüne kadar yaptığı gibi son derece kendince diyorum bunu, onayladığım için politikalarını falan da söylemiyorum. Aman aman yani seyirciyle bu konuda karşı karşıya gelmekten çok çekinirim. HDP'nin kendi müzakere yeteneğiyle mi bunu yapmak istiyor? Yani bir müzakere sürecine mi girmek istiyor? Bence bunun cevabı bu. Yoksa HDP seçmeni işte İmamoğlu'na oy verir, Mansur Yavaş'a oy vermez. Bu kategoriler çok geçerli olmayabilir önümüzdeki süreçte. Bu konuda ben de bir iki cümle ekleyebilir miyim? Ben bitirdim zaten, evet. Şimdi bu yani şu cümle bir defa kalıp olarak yanlış buluyorum. HDP oyları sonucu belirleyecek cümlesini. Böyle bir şey doğru bir cümle değil. Ha, şu cümle yani Kürt vatandaşlarımızın yapacağı tercihler, verecekleri oylar sonuca etki edecek. Bu evet, bu doğru. Burada da yani sonuçta HDP'nin %10-11 bir ne kadar oyu varsa bu oy zaten bugüne kadar hep muhalefet cephesiyle işbirliği halinde o cepheye gitmiş oylar. Burada da muhtemelen bu yine böyle olacak. Muhtemelen değil bu, ben kesin olarak bunu kesinlik içerisinde de söyleyebilirim. Yani HDP muhalefet blokunun son tahlilde yanında yer alacaktır. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da diğer konularda da. Bu %10-11'lik oy dolayısıyla zaten muhalefetin cebinde, sonucu etki etme ya da etmeme anlamında bundan bağımsız olarak söylüyorum. Ama burada bir artı 2 artı 3'lük bir oy var. Yani bu 2015 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım seçimleri o 5 aylık zaman dilimine baktığımızda orada bir 1 milyon oyun bir taraftan öbür tarafa gidip geldiğini gördük. Dolayısıyla bu tabii önemli, yani sonuca tesir edebilecek bir miktar, %2 ile 3 arasında bir Kürt vatandaşlarımızın oylarındaki değişiklikler anlamında. Bunu da ben yani muhalefet partilerinin çıkaracağı adaydan ziyade AK Parti'nin yaklaşımıyla, AK Parti'nin politikaları, AK Parti'nin genel çizgisi, politikaları, söylemi vesaire biraz bununla ilişkilendirerek bakıyorum. Burada da eğer AK Parti çok ağır bir hata yapmazsa bu anlamda, ben de 2-3 hafta önce Diyarbakır'a gittiğimde bu sorunun cevabını biraz aramıştım. Yani şunu sordum aslında, bu son seçimler, referandum, 2018-2019 o döneme göre bir değişiklik var mı buradaki seçmen refleksinde sorusuna? Hayır, yok dediler. Yani bu mesela AK Parti'den ayrılan Gelecek Deva, onlar herhangi bir rüzgar estirememişler. Çok minimal belki HDP'den CHP'ye bazı geçişler söz konusu olabilir dediler. Ama onun dışında Diyarbakır biraz bölge fotoğrafında biraz yansıtır bana göre. Daha önceki yani son seçimlerdeki denge nasılsa 3 aşağı 5 yukarı aynı durumda dediler. Dolayısıyla burada da yani o HDP oyları sonucu belirleyecek cümlesi HDP'ye biraz fazla paye vermek anlamına geliyor. HDP'nin yeri, aldığı oy ve bu oyların hangi haneye yazıldığı zaten belli, biliniyor. Efendim? Diyarbakır'da durum neydi hatırlatabilirsiniz. Değişmedi diyorsunuz ya. Aynı yani işte 60'a 40 ya da 65'e 35 bandında. Haklı. Yani şöyle bir işte AK Parti 35 ile 40 bandında alabiliyor. Ama bu mesela Haziran 2015 seçimlerinde 20'nin altına düşmüştü. Hatta 15 civarında falan bir oya düşmüştü. O dönem tabii biraz da HDP'nin Türkiye Partisi olacak mı diye bir soru vardı ortada. Sonradan bütün böyle heba ettiği bir süreç. Rüzgar vardı. O hendek terörünün olduğu dönemde PKK'nın ajandasına teslim oldu HDP. Dolayısıyla o zemin kayboldu zaten. Yani HDP'nin yüksek, çok yüksek oy aldığı, AK Parti'nin %14-15'lere düştüğü, %78'di yanılmıyorsam Haziran 2015 seçimlerinde HDP'nin aldığı oy. Ama orada bir şey vardı, bir umut vardı, bir beklenti vardı HDP'ye dönük.
Onu karşılayamadı. Bir Türkiye Partisi olamadı. Dediğim gibi PKK'nın ajandasına, Suriye'yi Türkiye'ye taşıma ajandasına politik olarak teslim oldu HDP. Dolayısıyla o zemin kayboldu. Şimdi bu bugün de yani 2018-2019'da aşağı yukarı işte yani %60-65 civarında HDP, %35 civarında AK Parti, geri kalan %3-5'lik oylarda diğer partilere dağılıyor. Genel böyle bir şablon vardı. Ve oradaki kanaat önderleri yani parti aidiyeti olmayan kanaat önderlerine sorduğumda verdikleri cevap aşağı yukarı böyle. Yani çok minimal değişiklikler olursa olur, değilse olmaz dediler. Tekrar edeyim. Yani burada HDP oylarının yeri belli zaten bana göre. HDP'nin kemik oylarını özellikle kastediyorum. Burada tabii yani o da AK Parti'nin bu süreçte izleyeceği, yürüteceği kampanya içerisinde söylemi ve eylemi ne olacak? Buna göre burada bir oy kaybı yaşarsa bu tabii muhalefet hanesini yazar. O zaman belki hani muhalefetin adayı kim olacak sorusu belki biraz daha önem taşıyabilir. Ama bu normal şu anki verilere baktığımızda da bu anlamda ben dediğim gibi yani HDP oylarının hangi isim olursa olsun muhalefet adına o haneye yazılacağı kanaatindeyim zaten. Peki, teşekkür ediyorum. Bu başörtüsü yasa tasarısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bazı noktalarda eleştiriliyor. İşte başörtüsü yasa tasarısı zamanlama açısından tartışılıyor. Yurt dışı seyahatleri yine zamanlama açısından tartışılıyor. Buna dair son yapılan açıklamada işte uyuşturucu parası, kara parayla cari açık kapanıyor. Baronlar cirit atıyor. İşte 8 yıl sonra bu Sırp çete liderini yakaladınız vesaire, dizi filmi çeviriyorsunuz gibi açıklamaları dolayısıyla tartışılıyor. İşte kimyasal silah kullanımı buna dair suçlamalar da üzerine gelmişti zaten. Bu konularda çok ciddi eleştiriler var. Söylemler sert bulunuyor. Geziler eleştiriliyor. Başörtüsü yasa tasarısı zamanlaması açısından tartışılıyor. Bu noktada işte ortak aday zor, çoklu adaya doğru bir kayış var görüşü de aktarılıyor. Şimdi bu tartışmaların odağında başörtüsü yasa tasarısı yine eleştirilen zamanlama konusunda bir adımdı. CHP bu tasarıyı verdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan gelin anayasaya koyalım bu güvenceyi dedi. Dolayısıyla bir adım yukarı çıkarttı ve muhalefet partileriyle de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve Ali İhsan Yavuz görüşmeye başladı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu işte muhalefet partileri hem aile yapısına ilişkin düzenlemeyi söylüyor hem de CHP seçim sonrasına bırakalım demiş diye aktardı. Dolayısıyla ortak bir çalışma olmayacak, tasarı hazırlanacak AK Parti ve Cumhur İttifakı tarafından ve meclise sunulacak, öyle anlaşılıyor. Bu noktada HDP ile görüşülmesi de AK Parti heyetinin ayrı bir tartışma konusu oldu. Dolayısıyla bir yandan da işte bu tartışmalar, bu eleştiriler ve anayasa değişikliği konusunda gündem şekillendi. Bu noktada kim hangi parti mecliste nasıl destek verir, mecliste kabul edilebilir mi? Ki bizim isteğimiz bu yönde, özgürlüklerin, hak ve özgürlüklerin işte meclisin önüne gitmesinden yana değiliz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama hani mecliste bu konuyu, bu denklemi bulamazsak, çözemezsek başka bir mecburiyet gerekirse onun gereğini yapmayı da boynumuzun borcu biliriz diyor. Ama yani şu anda gelinen noktada Cumhur İttifakı olarak teklifimizi meclise sunacağız. Temel olarak bu konuların halk oylamasına götürülmesini de doğru bulmuyoruz. Mecliste kabul edilmesinden yanayız ama olmadı. Gereğini yapar bir formül buluruz diyor Cumhurbaşkanı. Şimdi biz nereye geldik? Partiler mecliste ne diyecek? Kim destek verir? Kim vermez? Ne olur? Referandum konusu gündeme gelir mi? Gibi bir soruyu açayım. Yorumlarınızı alayım. Deniz, sana sorayım önce. Muhalefet ne diyecek? Evet. Ne tepki verecek? Ya bir kere yani Kılıçdaroğlu'nun bu meseleyi gündeme getirmesi de son derece gereksizdi. Cumhurbaşkanı'nın onu pasa çevirip gol atma çabası da gereksizdi. Ben burada muhafazakar kanaat önderlerinin genel tavrını önemsiyorum. Birçok arkadaşımız hem gazeteciler hem akademisyenler çıkıp çok net bir şekilde ya bu mesele millet nezdinde çözülmüştür.
böyle temel hakları işte yasayla, referandumla, şununla bununla ancak koruma altına alırsınız, işte şey yapamazsınız diye ciddi eleştiriler yönelttiler. Ben bunun etkili olduğu kanaatindeyim Cumhurbaşkanı'nın geri adım atmasında. Netice itibariyle yani bir ihtimal olarak düşünün. Ya referandumdan hayır oyu çıksa ne olacak? Yani bu hakkı kazanmış, daha doğrusu sahip oldukları bu hakkı kullanmaya başlamış insanları yeniden mağdur mu edeceksiniz? Yani o yüzden biraz gereksiz bir tartışmaydı bu. Ben inanç özgürlüğü açısından insanların taleplerine, işte tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini, eğilimlerine saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bundan sonra zaten iktidarın 360 sandalye bulup ancak öyle gitmesi mümkündür referanduma. Bunun mümkün olmadığını gördüler. Yani siyasi zaten CHP kategorik olarak reddetti. Gelin bizim yasamızı görüşelim önce dedi. İyi Parti ve diğerleri de bir insan hakları boyutuyla baktılar. Yani biz bunu değerlendiririz vesaire. Ama ziyaretler sonunda ortaya çıkan tablo 360'ı bulamayacakları yönünde olduğu için de Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı. HDP ile görüşmeye gelince ben bu görüşmenin yani olması gerektiğine inanıyorum. Fakat AK Parti'nin bugüne kadar HDP konusundaki tavrıyla çeliştiği kanaatindeyim. Yani bu keser döner, sap döner dedikleri şey işte AK Parti'nin iktidarın başına geldi. Yani siz bütün siyasetinizi CHP, HDP ilişkisi üzerinden şekillendirmeye çalışın. HDP'yi öcü parti ilan edin. Kapatılması için her şeyi yapın. Ondan sonra HDP'ye muhtaç kalın, gidin kapısını çalın. Selahattin Demirtaş fotoğrafının önünde muhataplarınızı ikna etmeye çalışın. Bence siyaseten zor duruma düştüler. Yani o fotoğraf bence doğru olması gereken bir fotoğraf. Ama yani bugün söyledikleriniz yarın işte başınıza dert olabiliyor. AK Parti biraz o duruma düştü. Bahçeli'nin bu konuda ben tavrını sürdüreceğini bekliyordum. Yani HDP konusunda taviz vermez bir noktada olduğu kanaatindeydim. Ama yani bu görüşmeyi normal karşılaması beni şaşırttı. Peki burada yani, bir ara vereyim ben. Şöyle ara vereyim. Grup toplantısı olduğu için arayı şimdi vermem lazım çok gecikmeden. Devam edeceğim hemen kısa bir aradan sonra. Bu arada Amerika seçimlerini de izliyoruz. Pennsylvania'da Doktor Mehmet Öz, Demokrat Partili rakibinin gerisinde. Yani Trump çok istediği gibi gitmiyor Trump'ın bu seçimler. Onu aktarmış olalım. Daha süreç devam ediyor. Şimdi Deniz'in eleştirilerini aldık. Bu tur kısa. Sayın Akşener kürsüye çıkmadan önce bu o zaman turu da tamamlamak istiyorum izin verirseniz. Kısa kısa. Deniz dedi ki HDP ile görüşülmesi tabii ki normal, doğal ama hani bu kadar eleştiri sonrası Demirtaş'ın fotoğrafının önünde görüşme bir takım eleştirilere neden olur dedi. Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamalarına da değindi. O noktada yorumunuzu alayım. Mehmet Acet ve Nasiye Güngör kısa kısa lütfen bir şu turu en azından girişi yapmış şimdi, olalım. Buyurun. Şimdi burada şöyle yani bir, hani elmalar ve armutları yerli yerinde karıştırmadan konuşmak, değerlendirmek lazım. Burada AK Parti ile MHP'nin aslında senkronize hareket ettiğini görüyoruz. Dünkü Sayın Bahçeli'nin açıklamaları da AK Parti'nin yaklaşımıyla örtüşüyor. Şimdi bu bir işte başörtüsü ve ailenin koruması ile ilgili bir anayasa değişikliği meselesi. HDP'nin siyaseti zehirlediği alan neresi? Terör. Terör ve şiddet meselesi. O konuda terör örgütüne karşı mesafe alamaması. CHP'ye dönük HDP eleştirisinin arkasında ne var? Aynı yine HDP'leşme, CHP'nin kimliğinin değişmesi ve HDP ile et tırnak halinde bir parti haline dönüşmesi. Dolayısıyla burada terörle ilişkili veya terör ilişkisiyle ilgili suçlamalar, eleştirileri ilgilendiren bir mesele değil. Bu meclis içerisinde, meclis aritmetiği gereği. O zaman şöyle yani mecliste sonuçta meclis grup başkanları var mesela. Meclisi yönetiyorlar sıraları geldiği zaman.
Şu anda aritmetik olarak da 56 tane milletvekili var HDP'nin. Bu tamamen kendi bağlamı içerisinde. Daha önce de bu görüşmeler oldu. CHP'nin görüşmesine de niye görüşüyorsun CHP ile HDP ile diye. Yani açıktan örtülü gizli CHP'nin de pek çok görüşmesi oldu oluyor. En son CHP'de HDP'liler geldi. Geniş heyetler arasında görüşmeler yaptılar. Dolayısıyla ben bunu yani izah edilemeyecek zor bir durum olarak falan görmüyorum. Veya daha önceki AK Parti ve MHP'nin HDP'ye dönük eleştirilerinden suçlamalarıyla çelişen bir durum olarak da bunu ben görmüyorum. Bu işte terörden, PKK'dan, HDP'nin PKK'yla ilişkisinden bağımsız olarak başka bir alanda sadece meclis aritmetiğiyle ilgili ve meclisteki dengelerle ilgili bir görüşmedir bu. Bundan ibaretti ve dün de ortaya çıktı ki AK Parti ile MHP bu konuda aynı aslında yaklaşım içerisinde. Benim hatta bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyla konuşmuştum. Evvelsi gün hani Bahçeli ne diyecek, çok ağır bir çıkış mı yapacak diye. Çok rahattı AK Partililer de. Belli ki hatta şunu dedi bana, yani biz Cumhur İttifakı olarak adımlarımızı birlikte kararlaştırıyoruz, birlikte atıyoruz diye bir ifadesi de olmuştu. Önceden belli ki bu konuda da yani AK Parti içerisinde de böyle bir endişe yoktu. En azından işi meseleyi bilenler açısından. Diğer konuda bir iki şey söylemek isterim ama eğer Nasuhi Bey konuşacaksa sonrasında da dönebilirim. Yani bu başörtüsü partilerin tutumuyla ilgili birkaç arka plan bilgisi var. Hızlıca vereyim isterseniz. O da şu. Burada aslında problem İYİ Parti'de. Yani İYİ Parti şu anda ciddi bir açmaz içerisinde, zor bir karar süreci içerisinde. HDP ile yapılan görüşmede, AK Parti'nin yaptığı görüşmede HDP'liler zaten başörtüsüne biz destek vereceğimizi açıkladık dediler. Diğer aileyle ilgili aile bütün birliği kadın ve erkeklerin oluşur cümlesi. Bunu da makul ve mantıklı bulduklarını ifade etmişler. İYİ Parti orada biraz ortada kalmıştı. Yazılı metin istemiş. Şifahi olarak kelimesi kelimesini yapılacak düzenleme iletilmiş kendilerine. Sonra biz yetkili kurullarımızla bunu görüşelim demişler. Onlar biraz şu anda yani bir referandum olursa endişesi Sayın Akşener'de ve İYİ Parti'de söz konusu. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu referandumla ilgili Ebru Hanım sizin en başta aktardığınız o cümlesinin de biraz İYİ Parti'ye yönelik. Yani gel destek ver referanduma götürmeden 427'yi buluyor çünkü 4 parti CHP hariç eğer destek verirse bunu o zaman referanduma ihtiyaç kalmadan meclisten çıkabiliyor. 400'ün üzerine çıkabiliyor. Hmm. Ben o açıklamasını da Sayın Akşener'e dönük bir çağrı olarak algıladım ve o Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin taktiksel olarak bu süreçte yürüttüğü stratejinin bir parçası olarak değerlendirdim. Bülent Turan bazı maddelere ilişkin beklentilerini dile getirdi muhalefet görüşmelerinde. Açıklaması var AK Parti Grup Başkan Vekilinin. Dolayısıyla tekrar şimdi bir üzerinde, şey söyleyebilir miyim? İYİ Parti'ye döneyim, ondan sonra konuşalım mı? Sıkıştık çünkü yine. İYİ Parti Genel Olur. Başkanı Meral Akşener kürsüde dinleyelim bir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında verdi mesajlarını. Ekonomiye geniş bir pencere açtı ve bir yılda gelen zamları aktardı. Ekonomiye dönük eleştirisini uzun örneklerle aktardı. Artık 200 milyon dolar, 300-500 milyon dolar ifadesi rahat rahat kullanılabiliyor. 200 milyon dolar ne demektir biliyor musunuz dedi. Şimdi biz nerede kalmıştık? Biz şurada kaldık. Deniz söz istemişti. Mehmet Acet, Haber 7 yazarı Mehmet Acet bize dedi ki, şimdi Bülent Turan'ın da aslında o yönde bir açıklaması var. Biraz da ona da atıfta bulunulabilir belki. Bülent Turan dedi ki partilere gidildi, katı ve ılımlı tutum takınanlar oldu. Bu aşamada bazıları maddelere ilişkin beklentilerini dile getirdi. Bu kapsamda değişiklik düşündüğümüz maddeler aynı olacak ama daha önce hazırladığımız metinlerin içinde ekleme çıkarmalar söz konusu olabilir dedi. Onun üzerinde çalışıyoruz. Yetkili kurullarımızla görüştükten sonra meclise getireceğiz dedi. Bu yasa tasarısı, bu yasa, bu düzenlemeler meclise sunulacak
bir şekilde ve mecliste de çoğunluk sağlanabilir mi ya da 360 referandum rakamına ulaşılabilir mi? Beklenti meclisten kabul edilip geçmesi yönünde, bu hak ve özgürlüklerin referanduma gidilmesinden yana değiliz diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net açıklaması vardı. Mehmet Acet dedi ki aslında İYİ Parti'ye bir çağrıdır bu. Gelin geçirelim. Dolayısıyla iki düzenleme var. Bir aile yapısı, bir başörtüsü, yani giyim kuşamın işte güvence altına alınması bu özgürlüğün. Sen de Deniz orada bir söz istedin. O sözü vereyim. Sonra Nasuh Güngör yorumlasın. Çok uzun olmazsa da sevinirim. Buyur lütfen. Yani benim söyleyeceğim şey şuydu. Yani siyasette ya bu dündündür, bugün bugündür şeyi çok böyle hani bizim Türkiye siyasetinde geçerli bir şey gibi görünüyor ama çok da rahatsız edici hale geldi. Yani şimdi Mehmet Acet İYİ Parti'nin tavrını şey yapıyor ama yani iktidar yıllardır mesela muhalefeti zillet ittifakı falan gibi çok ağır suçlamalarla eleştiriyor. Yani HDP için geçerli olan şey İYİ Parti için de geçerli. Yani HDP'yi terör örgütünün işte uzantısı olarak görüyorsunuz ama mecliste ziyaret ediyorsunuz. Anayasa değişikliği için destek arıyorsunuz. İşte İYİ Parti'den destek bekliyorsunuz ama İYİ Parti lideriyle ilgili böyle akıl almaz açıklamalar yöneltiyorsunuz. Zillet diyorsunuz mesela. Yani şimdi anayasa değişikliği için ihtiyacımız var, gelin destekleyin diyorsunuz. Bu bana biraz şey geliyor. Artık siyaset bu üslubunun ne tür sonuçlar doğurduğunu görmeli. Yani siyasette böyle eleştiri eşiğini aşıp hakaret aşamasına gelindiğinde ya da çok ağır suçlamalar yöneltildiğinde bu tür sonuçları da düşünmek lazım. Yani çünkü o gün söyledikleriniz bugün karşınıza gelebilir. İYİ Parti lideri bugüne kadar iktidar mensuplarının kendisi ve partisi için söylediklerini, hatta Millet İttifakı için söylediklerini alt alta yazıp evet, ya kusura bakmayın seçimden sonra görüşelim diyebilir. Bunu dediği için de bakın işte başörtüsü meselesinde destek vermediler gibi bir eleştiriye de maruz kalamaz yani. Çünkü bu ilkesel bir şey. Yani seçime kalmış 8 ay. Siz geliyorsunuz 8 ayda işte anayasayı değiştirmek istiyorsunuz ve bugüne kadar zillet vesaire falan gibi sıfatlarla köşeye ittiğiniz, hakaret ettiğiniz insanlardan da destek bekliyorsunuz. Ya, tersi pek çok örnek de var ama değil ama mi? Ama onlardan yani, bir şey istemedi şu ana kadar. Şöyle yani Meral Akşener, Sayın Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili demediğini bırakmadı kaçtı. Ama gidip yani Cumhurbaşkanı'na Netanyahu'yla falan bir benzetme yapmıştı hatta. Tamam da Cumhurbaşkanı'na gidip hadi şunu birlikte yapalım demedi yani. Ya bu üstü, niye parlamenter sisteme beraber geçelim demiyor mu mesela? Yok hiç duymadım ben. Der yani açık politikası belli. Hatta diyor ki şeyden sonra diyor seçimden sonra diyor bu konuda diyor AK Parti de diyor bizim durduğumuz yere gelecek birlikte hareket edeceğiz falan diyor. Ben de o fikirdeyim eğer AK Parti kaybederse yani, seçimi. Yani, şöyle şimdi yani siyasette tamam ya yani bu üslup keşke bu kadar sertleşmese falan ama benim itirazım şuna tek taraflı böyle iktidar tarafından muhalefete dönük böyle ağır ithamlar, suçlamalar var da muhalefet çok masum veya muhalefet bunun altında kalıyor veya bunun gerisinde kalıyor. Aksine bir karşılıklılık var burada. O ona diyor, o ona diyor. Yani Deniz'de gidip muhalefet bir şey istemedi diyor. Dikkat almak gerekir diye düşünüyorum. Muhalefet gidip iktidara hadi gelin şunu yapalım demiyor ama. Yani benim dediğim şey şu. Bakın madem HDP PKK uzantısı. Toparlarsak Nasuh Bey'in de yorumunu alacağım. Geleceğini belirleyecek olan anayasa değişikliğini PKK uzantısının desteğiyle mi çıkaracağız? Ya bu, i̇şte yani bu söylem, bu başka bir söylemin yani ağırlığı şimdi madem Millet İttifakı, Zillet İttifakı biz yeni çocuklarımızın geleceğini belirleyecek anayasayı Zillet İttifakı'nın desteğiyle mi çıkaracağız? Peki burada yani, Nasuh Güngör'e döneyim. Şey yani. Peki teşekkür ediyorum. Nasuh Güngör buyurun. Şimdi tabii bazı şeyleri çabuk unutuyoruz Türkiye'de. Oysa bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsüyle ilgili yasa teklifinin hemen ardından hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir şeyin altını çizdi. Dediler ki temel hak ve özgürlüklerin yasa ya da anayasayla düzenlenmesine sıcak bakmıyoruz.
ilk gün söylediler. Bu birinci olarak niye bunu hatırlatıyorum? Sanki yakın bir tarihte başka bir şey söylemişler, bugün başka bir şey söylemişler. Hani fikir değişiklikleri var gibi. Hayır. Bu düzenlemeye o zaman da aslında sıcak bakmadıklarını söylediler. Şimdi kapıyı açan Kılıçdaroğlu, üzerine yeni bir çıta konulduğu zaman da bu konudaki tavrını değiştiren de yine Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bu tabloyu önce bir yerine oturtalım. Yani durup dururken başörtüsüyle ilgili biz anayasa düzenlemesi yapalım, tamam madem öyle diyen iktidar tarafı değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun tırnak içinde durduk yere bu konuyu gündeme getirmesiyle gerçekleşti. Bu ilk söyleyeceğim. İkincisi doğru, referandum konusuyla ilgili meclisteki aritmetik belli. Yani mecliste eğer Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti bir mucize eseri yan yana gelmezse 400'ü aşan bir denklem bulmak çok zor. Yani bunda hani referanduma 360 gerekiyor ya, diyelim ki AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin toplamı buna yetiyor veya AK Parti, MHP ve HDP'nin toplamı buna yetiyor, sadece aritmetik olarak söylüyorum bunları. Bu da başka bir konu. Üslupla ilgili ben Mehmet Hacet'in söylediklerine şöyle çok katılıyorum. Yani burada sanki yani bir şeyi talep etmemek bu üslubu meşru mu kılar? Hayır, kılmaz. Türkiye'de siyasetin üslubu ne yazık ki daha da sertleşecek. O konudaki öngörümü de söyleyeyim. Yani hiç arzu etmiyorum bunu ama seçimler yaklaştıkça bu üslup daha da sertleşecek. Birbirinizden bir şey istiyor olmanız ya da olmamanız bu üslubu meşru kılıyor mu? Hayır, kılmıyor. Bu üsluptan insanlar memnun mu? Hayır, değil. En azından ben kendi payıma memnun değilim. O bakımdan o tartışmayı da öyle bir yere oturtmak lazım. Bu birbirinizden bir şey talep edip etmemekle konuşulacak bir zemin değil bence. Diğer şeye gelince hani HDP çok meselesine. Çok kısa toparlayalım mı? Burada... Akşener'e döneceğim yine meclise. Peki siz o zaman dönün çünkü o şekilde toparlamak biraz zor olacak. Kusura bunlar bakmayın, kritik konular, bazladığımız cümlenin... sizi farkındayım. Rica ama edin. Bir dinleyelim, devam ederiz. Peki, teşekkürler. Başkanı Meral Akşener grup toplantısında konuştu. HDP ile HDP'yi ziyareti, AK Parti'nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mustafa Eltaş ve Ali İhsan Yavuz'un sert sözlerle eleştirdi. Dinlediniz konuşmayı, ben çok fazla süre çalmayayım. Nasuhi Güngör'de kalmıştım, devam edebilirsiniz. Oldukça sert eleştiriler dile getirdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Evet, ben siyasetin dilinin sertleşeceğini söylemiştim. Sayın Akşener de gördüğünüz gibi çıtayı gerçekten öfke dolu bir konuşmayla bambaşka bir yere koydu. Bu gayet açık. Böyle bir üslubun, böyle bir yaklaşımın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın, bırakalım siyasi partileri falan bir kenara, terör örgütüyle kol kola girdiğini, terör örgütünün sözde lideriyle kol kola girdiğini söyleyecek bir üslupla yoluna devam edecek demek ki siyaset. Ya buna söylenecek bir şey yok. Yani bu öfkenin, bu üslubun Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine getireceği hiçbir şey yok. Bunu başka türlü de eleştirmeniz mümkün. Ama bu dil tercih edilmeyecek. O yüzden hani bu Deniz söyledi diye söylemiyorum. Ama Türkiye'de siyasetin üslubunu iktidar bu hale getiriyor. İşte tek taraflı olarak bu işler öyle şekilleniyor diyenler az önceki konuşma metnine rahatlıkla bakabilirler. Bu bir. İkincisi, kahvaltı davetlerinden gelinen nokta bu. Şimdi burada mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den bir eleştiri bekleyenler vardı. Özellikle muhalefetin kamuoyunda böyle bir beklenti vardı. O beklentileri de şöyle yerine gelmedi. Sayın Bahçeli burada HDP'yi herhangi bir olumlu yere koyarak ya da daha önce söylediği çizginin dışına çıkarak bir şey söylemedi. Dedi ki HDP'nin de yeri belli, CHP'nin de yeri belli. Biz birbirinden ayırmıyoruz bunları. Biz sonuca bakıyoruz. AK Parti'nin yaptığı da, orada şöyle bir şey de söyleyeyim. Bugüne kadarki üslubunuza, bu konuyla ilgili, HDP ile ilgili, siyasetin bu alanıyla ilgili söylediklerinize dikkat etseydiniz bu eleştirileri daha kolay göğüsleyebilirdiniz. Ben Türkiye'nin siyaset üretme kabiliyetini önemsiyorum. Bunun herhangi bir şekilde terörle kol kola girmek gibi herhangi bir siyasi partinin önüne konulmasından da her zaman rahatsızım. Bu CHP için de geçerli. Yani CHP'nin önüne konulması açısından da geçerli. AK Parti açısından da geçerli. Hele bu konuları geçmişe dönüp Oslo gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapılmış bir operasyon üzerinden ifade etmek de son derece talihsiz bir yaklaşım. Yani bunun siyasetle falan ilgisi yok. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir operasyon vardı. O operasyonun faillerinin kim olduğunu da herkes biliyor. Yani o yüzden bence bunları konuşurken bir devletimiz olduğunu, bu devletin terörle mücadele eden insanları olduğunu, güvenlik birimleri olduğunu ve bu insanları istediğimiz gibi aynı torbaya doldurma kolaycılığına kaçmanın kimseye faydası olmayacağını da düşünelim. Yani ben Türkiye'de siyaset
seçimler, bir başka parti kazanır, muhalefet kazanır, bunların hepsi Türkiye'nin demokratik hayatında gerçekleşebilir. Doğrusu da budur zaten. Yani kim hak ediyorsa seçmen ona teveccüh eder. Ama siyaseti farklı bir alana taşıyıp bu işin içine Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, ülkemize karşı yıllardır yapılan bir operasyonu siyasetin ortaklığı olarak görmek gerçekten kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Ben sadece bunları söylemek istiyorum. Peki, Mehmet Acet, bu konuşmaya bir yorumunuz var mı? Bir de Deniz'i dinleyelim önce, belki şimdi, sizin ekstra şeyleriniz olur. Peki. Buyurun Deniz. Ya işte benim söylediğim şey ortaya çıktı yani. Şimdi bu koşullar altında HDP'nin destek vereceği bir anayasa değişikliğini, İYİ Parti'nin destek vermeyeceğini gördük. Yani siyasetin aritmetiği böyle bir şey. Ve ben de AK Partililerin HDP ile yaptığı görüşmenin muhalefete iyi bir pasa dönüştüğünü bu konuşmada gayet net bir şekilde gördüm. Yani çok uzun uzun yorum yapmaya, analiz yapmaya gerek yok. Konuşma kendini süre... oldukça anlattı zaten. Öyle yani altılı masanın yedinci ayağı, işte masanın altındaki falan gibi şeyler kullanıp ondan sonra gidip o fotoğrafı verdiğinizde o altılı masadan biri de çıkıp bu konuşmayı yapar. Ha, ben de katılıyorum yani Nasuhi'nin söylediği gibi böyle çok ağır ithamlar, ağır suçlamalar, siyasetin dili bunlardan arınmalı. Ama yani işin özünde siyaset metodolojisinde bir şey var, yanlışlık var. Yani HDP sonuç itibariyle bu ülkede 6 milyondan fazla insanın oyunu almış bir parti, mecliste grubu var. İşte idare, meclis idaresinde görevlileri var, meclisin başkanlığında, yönetiminde görevi var vesaire. Yani şimdi bunları uzun süre görmezden geleceksiniz. Böyle bir şey yokmuş gibi siyaset yapacaksınız. Ondan sonra mecliste onlara ihtiyaç duyduğunuzda da bu fotoğrafı vereceksiniz. Muhalefetin çıkıp bu fotoğrafı bir pasa çevirmesinden daha doğal bir şey yok. Nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasa teklifi, başörtüsüyle ilgili yasa teklifi Tayyip Erdoğan için iyi bir gol pasına dönüştüyse, o fotoğrafta muhalefet için iyi bir gol pasına dönüştü. Artık bundan sonra bence iktidarın altılı masayla ilgili yedinci ayağı HDP'dir, bunlar HDP-PKK ile işbirliği yapıyor falan gibi eleştirilerinin zemini kalmamıştır kanaatimce. Peki bu her defasında Zillet İttifakı, HDP masanın neresinde sorusu ya da konusu gündeme geldiğinde bu fotoğrafla yanıt verilecektir şeklinde büyük bir ihtimalle süreç izlenecek dedi Deniz. Mehmet Acet ne der? Yani konuşmanın dozu da biraz sert ve yüksek tabii. Evet, yani bu zemin her zaman bu kuşku, HDP ile olan ilişkiler, politikaları ortaklaştırma, İttifak ve aynı ittifak bileşeninde olma her zaman bir gölge olarak seçim sürecinde de, seçim döneminde de, sonrasında da peşinden takip edecektir. Dolayısıyla böyle bir AK Parti HDP mecliste başörtüsüyle ilgili bir düzenleme için ziyaret etti diye İYİ Parti'ye dönük, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük, özellikle de CHP'ye dönük HDP ilişkisi bağlamında sorulan sorular kamuoyu zihninde canlılığını koruyacaktır. Ben bunu böyle düşünüyorum. Çünkü bunlar ayrı ayrı şeylerdir. Hani bir şey vardır mantık derslerinde. Hayat vatandaş acıdır, bunu böyle biber de acıdır. Evet, ben vatandaşın işte bu şekilde algılamaya devam edeceğini düşünüyorum. Anladım. Yani bu böyle bir kırılma olarak falan görmüyorum bunu ben. Anladım. Hayat acıdır, biber de acıdır. O zaman hayat eşittir biber gibi bir safsata olarak mantık derslerinde anlatılan bir şey vardır. Tatlı bu da yani şunu de tekrar edeyim. şimdi burada HDP ile ilgili sınav konusu, partilerin sınavı, siyasi sınavı, HDP'nin terörle olan ilişkisi, terörle araya mesafe koyamaması ve PKK'nın ajandasına kendisini teslim etmesi, buna hizmet eden her türlü politika ortaklaşması, her türlü ittifak ortaklaşması CHP'nin de İYİ Parti'nin de dediğim gibi sınavı olarak toplum huzurunda, kamuoyu huzurunda devam edecektir. Mehmet, nasıl ayırt edeceğiz hangisi PKK'ya hizmet ediyor, hangisi etmiyor? Yani öbürü başka bir meseledir. İşte yani CHP'nin HDP politikalarıyla özdeşleşmesi
Mesela geçen sene yapılan tezkere oylamasında üstelik de HDP'den yapılan çağrı üzerine Mithat Sancar'ın eğer yeni bir başlangıç yapacaksak muhalefet, özellikle de ana muhalefet partisi bu tezkereye hayır demeli dedikten iki gün sonra CHP'nin tarihinde ilk defa üstelik de Irak ve Suriye'de terörle mücadeleyi öngören bir tezkereye hayır oyu ama başka gerekçeler açıkladılar. HDP'nin işte çağrısı politika, değildi yani. HDP politikalarına ortak olma, hatta bak, HDP politikalarına terörle ilgili HDP siyasetine teslim olma anlamına gelir. Ama CHP bu nedenle, İYİ Parti bu nedenle hayır demedi ki CHP. Dur şunu da söyleyeyim. Ya onların hepsi bahane. Bahane falan değil canım. Yok, şimdi yok, bak, çok net. Ama sen niye o zaman sanal, daha önce, sanal bir daha bağ önce kuruyorsun. Niye o zaman hepsinde hayır diyordu da ilk defa şey, evet diyordu da burada hayır dedi? Çünkü çok net bir şekilde açıkladılar. Meclisin görev süresi bittikten sonra devam edecek bir tezkere yok, olur onlar, mu? Teknik sığınılacak bahane yok, onların yok, hepsi. Yok hiç öyle değil. Yani CHP'nin bak burada, bu konuda burada, HDP'nin Dolmabahçe fotoğrafı bir yere, orada duruyor. Bir çizgiye geldiği çok Habur açık. Habur fotoğrafları yani orada duruyor. Şimdi eğer PKK ile ilişkilendirilecekse bir siyasi parti, AK Parti onun altından kalkamaz. Peki ben şöyle gerçekten devam edeyim kalkamaz. O zaman. Bir devam yani edeyim ben. Biz hangisi HDP ile görüşmenin hangisinin PKK'ya hizmet ettiğini, hangisinin etmediğini nereden anlayacağız? Ya işte belki PKK eğer sizin kullanacak. Sizin politik çizginiz bu, HDP'ye benziyorsa ya HDP, bu sizin HDP belki HDP belki Kandil'den talimat alıyor anlamına gelir. Ve bu işbirliğini Kandil'den talimat şimdi alarak yapacak. Şöyle nereden tamamlayayım. Bileceğiz? Buyurun, şöyle tamamlayayım ben. Şöyle tamamlayayım. İYİ Parti açısından da mesela o tezkerede evet parti olarak çekingen bir şekilde de olsa evet kararı almıştı parti. Fakat fiili olarak işte orada da sadece 3 ya da 4 tane İYİ Partili milletvekili katılmıştı bu oylamaya. Onlardan da bir tanesi Durmuş Yılmaz, tıpkı HDP gibi, CHP gibi o da hayır oyu vereceğini açıklayarak hayır oyu kullanmıştı. Şunu tekrar edeyim, yani HDP ile partilerin, diğer partilerin sınav alanı terör başlığıyla ilgili bir alandır. Burada ve artı ittifakla ilgili, ittifak içerisinde, ittifak bileşeni içerisinde bir şekilde yer alıyorsanız bu HDP'ye olan mecburiyetinizin muhtemel bir iktidar senaryosunda da karşınızda, önünüzde olacağı ittifak anlamına nedir, gelir. İttifak nedir? İttifak dediğin bu yüzden, anayasa değişikliği için ittifak yüzden, yaparsın. Evet, ittifak olur. İttifak yani olur. Şöyle, kiminle yaptın? Hayır, ittifak değildir bu işte. Olur yani, mu canım? İttifaktır dosya bazlı, yani. Seçim ittifakı ya başka bir şey. Ülkenin anayasasını değiştiririz. Bundan ki büyük ittifak mı olur? Şimdi, evet, ya ben bir bitireyim ondan sonra istersen itirazlarını dile getirsin. Bitirin. Şimdi seçim ittifakı yapmak ya da seçim buyurun ittifakı içerisinde aynı bileşende olmakla başörtüsü ailenin korumasıyla ilgili bir anayasa düzenlemesi için birlikte hareket etmek aynı anlama kesinlikle gelmez. Tekrar ediyorum, HDP bağlamında bütün diğer partilerin siyasi sınavı bu terör ilişkisi, HDP'nin terörle arasında mesafe koyamaması ve PKK'nın ajandasına siyasi olarak teslim olması meselesidir. Burada mesela dün Sayın Bahçeli'nin çizdiği çizgi ve o rahatlığı aslında bu anlamda, yani MHP'nin de bu konuda herhangi bir kuşku beyan etmemesi, AK Parti'nin bu ziyareti yapmasıyla birlikte çok temel bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Yani burada öyle bir kuşku, öyle bir endişe olsaydı buna MHP başka türlü, Devlet Bahçeli başka türlü reaksiyon gösterirdi. Ama şu söyledi Sayın Bahçeli'nin, yani biz burada kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümü nasıl olacağına bakıyoruz diyor. Bu son derece doğal ve doğru bir adımdır diyor Sayın Devlet Bahçeli. Burada eğer MHP'nin reflekslerini harekete geçirecek, o da işte terörle mücadele bağlamında öyle bir hareket olmuş olsaydı Devlet Bahçeli böyle bir cevap vermezdi, böyle bir karşılık vermezdi. Ama İYİ Parti açısından da, Cumhuriyet Halk Partisi açısından da HDP ile aynı ittifak bileşeni içerisinde olmak bir yüktür ve soru işaretidir, büyük soru işaretidir. Muhtemel bir iktidar değişikliği senaryosunda mesela terörle mücadele politikası ne olacaktır bu altılı masanın? Bunu niye açıkça bir ortaklaşa beyan edemediler şimdiye kadar? Çünkü zor bir konu. Burada söyleyecekleri her şey HDP şeyine takılacak demektir, itirazına takılacak demektir. Bunun endişesi, bunun korkusuyla mesela şu anda bu partiler, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi, ki yapılan daha önce yapılan açıklamalar bu konuyla
kuşkular daha da artırıyor. Özellikle bu Suriye'deki PKK-YPG oluşumunun Türkiye'ye dönük ürettiği tehditler bağlamında, yani biz onu tehdit görmüyoruz diye CHP liderliğinden aşağıya kadar çok çeşitli açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla biz halbuki yani o 2015'te gördüğümüz terör hadiseleri, 700'den fazla şehit verilen o terör hadiselerin arkasında Suriye'deki tırnak içinde Rojava projesinin oradaki fiili PKK-YPG oluşumunu Türkiye'ye taşıma çabası, arayışı ve motivasyonu vardı. Çok açık yani bu Türkiye'ye dönük bir tehdit orada olmasına rağmen CHP bu fikrini değiştirdiğine dair bir işaret ortaya koymuş değil. Yani YPG, PYD Türkiye'ye dönük bir tehdit midir? Sınır ötesindeki, o zaman sizin tezkereye hayır oyu vermeniz bir defa sınır ötesindeki terörle mücadeleyi desteklemiyorum siz anlamına geliyor. Siz diyorsunuz ki bir yerde HDP ile işbirliği var, Suriye'de, bir yerde sadece PKK'nın yasal düzenleme için görüşme var. Demektir. Doğru mu anlıyorum? Özetle bunu evet, HDP ile ilgili siyasi test konusu bir cümle ile bitireyim Ebru Hanım. HDP ile ilişkiler bağlamında partilerin, diğer partilerin siyasi test konusu terör başlığı altındaki konulardır. Sayın Kılıçdaroğlu bölgeye gittiğinde Diyarbakır anneleriyle niye görüşemiyor mesela? Niye gidip onları ziyaret edemiyor? HDP baskısı değil midir buradaki temel gerekçe? Yok gitti görüştü. Çok temel, ben de oradaydım. Gitmedi canım yani orada göstermedi. Bir iki kişiyi ayağına getirdi otele. Yok otelde falan görüşmedi. Kaldıkları yerde görüştü. Gitmedi yani. O eylem yaptıkları yere gitti mi Kemal Bey? Gitmedi. Hayır yani. HDP'li binasının önüne gitti mi Deniz? Gitmedi. Hayır, niye gitsin HDP'li binasının önüne canım? Niye gitmesin? Gitti. Eylem orada devam eylem ediyor. Eylem yeri orasıydı yani. Eylemciler de gitti kaldıkları HDP yerde görüştü. Endişesi. Ben oradaydım. Nerede görüştü? Otele çağırdı. Otele çağırmadım. Evet ben oradaydım. Ailelerin kaldığı eylem, yerde öğretmen evi miydi? Ailenin, bir konuk evi miydi? Orada görüştü yani. Ayaklarına gitti. Ayağına çağırmadı. Ailelerin eylem yaptığı orada eğer bir HDP baskısı olmamış olsaydı HDP, doğal beklenti öyle herkesin bak, yapabileceği bak, gibi öyle bakmıyor. Yani şimdi HDP ile destek terör üzerinden işbirliği arıyorsan bak HDP ile terör üzerinden işbirliği arıyorsan Dolmabahçe'ye bakacaksın. TBMM'den geçen yasaya bakacaksın. Habura bakacaksın. Yani Mehmet. Herkes birbirini ya onları ayrı ayrı konuşalım o zaman. Konuşalım. Yani da konuşalım. Yani terörle işbirliği mi sürecinde ya. Konuşalım. Hükümet yapınca onları iyi, muhalefet görüşünce burada, terörü destekliyor. Burada, böyle bakın, bir teori burada, olamaz. Böyle bir burada, cümle. PKK'nın mantık... ajandasına teslim olmuş ya, siyasi PKK'nın bir partiyle ajandasına kim teslim olmuş? Öcalan'la her hafta görüşen HDP, kim? HDP. Öcalan'la CHP başkan yardımcıları mı görüşüyor? Ya oradaki yani, bak daha önce çözüm süreciyle ilgili bak çözüm süreci başka bir şeydi. Onu kendi bağlamında konuşalım. Kardeşim tartışalım. Ya. Ben anlamıyorum. Ben sana şunu söylüyorum. Süremiz de bitiyor Sayın zaten. Son cümleleri alayım bize. Tamam mı? Kılıçdaroğlu, ağır suçlamalar. HDP'li HDP binasının önünde çocuklarının dağdan gelmesini bekleyen ailelerin yanına gidememiştir. Gidememesinin sebebi de HDP baskısıdır. Belki, bu net yani. Belki öyle bakmıyordur. Yani bu şimdi İçişleri Bakanlığı tarafından aileler oyuna getirildik diye açıklamalar yaptılar bak ya, o. Mesele o değil. Evet, mesele sonra. Mesele şu. Ortada bir ikiyüzlülük var. İşine geldiği zaman PKK diyorsunuz HDP'ye. İşinize gelmediği zaman yok bu terörle ilgili bir şey değil. Ya kardeşim tutarlı öyle olur bir şey parti. Yok, siyaset gayet tutarlı olur. Benim söylediğim. Siyaset, gayet seni tutarlı. Demiyorum. Siyaseti. Siyaset hayır, tutarlı burada olur. Burada da yani. Ya öcü parti ilan edersin. Yakınından gidiyor geçmezsin. İlişkileri sorguluyorum partilerin. Bak bir dinle. Ya bir partiyi öcü parti ilan edersin. Yakınından bile geçmezsin. HDPKK ifadesini ben mi kullanıyorum? Ben bu fotoğrafa karşı değilim. Olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta milletin temsil edildiği bir ortam orası ve bu adamlar da 6 milyon oy alıp gelip orada temsil ediliyorlar. Ben bu görüşmeye karşı çıkmıyorum. Benim karşı çıktığım şey tutarsızlık, ikiyüzlülük. Peki. Bir taraftan adamları PKK ilan değil, edeceksiniz. Değil işte tutarsızlık yok burada, ikiyüzlülük yok. Gayet tutarsızlık, ikiyüzlülük. Birkaç cümle söyleyebilecek miyim Ebru Hanım? Bir taraftan şey, Güngör'e son sözü vereyim. Diyarbakır annelerini, bir taraftan da Diyarbakır annelerini herkes Diyarbakır eylem yaptığı yerde ziyaret ederken gitsin, Kemal Bey bunu niye yapamamıştır? Gitsin o zaman İçişleri Bakanı da Diyarbakır annelerini ziyaret ettikten sonra yukarı çıksın. HDP il başkanıyla görüştüm. Galatasaray annelerini başka bir yerde Fenerbahçe semtinde ziyaret etmenin bir anlamı var mıydı mesela o eylemler yapıldığı sırada? Ya ne alakası var? Orada randevu verdiler, oraya gitti adam onlar yani. Da
Bir dakika izin verin Nasuhi Bey de son cümlelerini söylesin, olur mu? Dağdaki dağ kaçırılmış evlatları için eylem yapıyorlar. Buyurun Nasuhi Bey. Destek vereceksen gidip orada destek verilir bu. Yani herkes böyle yapıyor zaten. Peki Mehmet Bey, rica ediyorum. Yani Nasuhi Bey, burada, buyurun. Sadece birkaç cümle söyleyeceğim. Tamam. Yani Türkiye'de hangi siyasi partinin bu zaten HDP, PKK ile nasıl bir yakınlık, nasıl bir organik bağ içinde olduğunu, bunu nasıl ilan ettiğini hepimiz biliyoruz. Bunun üstüne söylenecek söz yok. Halkın meşru oylarıyla gelen bir siyasi parti kendi meşruiyet alanını götürüp bir örgüte teslim ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Yani bu çok açık. Ama Türkiye'deki diğer siyasi partileri mesela hemen bu görüşme üzerinden böyle mal bulmuş mağribi gibi üstüne atlayıp bunu terörle işbirliği yaptınız geçmişte, PKK ile siz işbirliği yaptınız noktasına getirmek fırsatçılıktan başka bir şey değil. Türkiye'de siyasi partiler bu meseleye çözüm ararken hata da yapmış olabilirler. Ama hiçbir siyasi parti, HDP'nin konumunu söyledim zaten, terörle işbirliği, PKK ile işbirliği yapmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu konuda herhangi bir politikası olmamıştır. Bu Oslo süreciyle ilgili talihsiz açıklamayı da tekrar hatırlatıyorum. Yani devlete karşı yapılmış operasyonları Türkiye'nin PKK ile işbirliği yaptığı, masaya oturduğu, müzakere ettiği gibi yaklaşımlarla sergilemek, ortaya koymak fevkalade talihsiz bir yaklaşımdır. Kabul edilemez bir yaklaşımdır. Siyasi partiler kötülük yapmak üzere bir araya gelmiş organizasyonlar değildir. Ne Cumhuriyet Halk Partisi böyledir, ne AK Parti öyledir, ne de diğerleri öyledir. Ama dediğim gibi bu görüşmeyi fırsat bilip AK Parti geçmişinde terörle beraberdi, teröre hizmet etti, teröre kucak açtı demek de hakikaten fırsatçılığın dikalası. Yani söylenecek söz yok bu konuda gerçekten. Peki bunu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki mesajları için söylediniz. Deniz'in orada itirazı da... Sadece onun için söylemiyorum ama bakın kamuoyunda ortaya çıkan eleştirilerin böyle bir boyutu böyle var yani. Böyle bir boyutu yani oluştu. Ben tekrar söylüyorsun. Evet, evet. Ama dediğiniz kısım da önemli. Sonuçta siyasi partilere ve siyasilere terörle işbirliği, terörist vurgusu evet incitici ve kabul edilmesi zor ifadeler oluyor. Bugün de bu geçerli eleştiri noktasında. Kim söylerse söylesin öyledir. Aynen. Evet. Teşekkür ediyorum size. Biraz boğdum. Kusura bakmayın. Zaman sıkışıklığı vardı. Sağolunuz desteğiniz için. Deniz Zeyrek, Mehmet Hacet ve Nasuhi Güngör. Kısa bir ara. Tamamlıyoruz. Bugün de para gündem cephesinde söz Serap Belet'te. Tüm gelişmelerde Habertürk ekranlarında olacak. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. İyi bir gün diliyorum.